Sen öleceksin. Bari bir işe yara, tamam mı? Eda nerede lan? Allah cezanı versin. Madem ki bir işe yaramıyorsun, geber o zaman şerefsiz herif. Ben elbet bulacağım Eda'yı. Sen de geberdiğinde kalacaksın. Günaydın. Günaydın. Sen komiserim. Şunu teslim edersin. Tamam. Bağır komiserim. Bir imza alabilir miyim? Sağ olun. Beyza, yok mu bizimkilerde? Yok, siz erkencisiniz komiserim. Öyle oldu. Günaydın. Sen de erkencisin Bahar abla. Ne haber Beyza? İyi. Kimden saklanıyorsun burada? Ne? Nasıl? Yanamıyorsun burada diyorum kapının ağzında ya. Günaydın. Günaydın Beyza'cığım. Günaydın komiserim. Ne saklanması canım? Ben saklanmıyorum, yeni geldim. Ben şimdi geldim, kahve aldım. Bahar abla da geldi. Şimdi çıktı hatta. Bahar burada mıydı? Hadi ya. Ben görmedim hiç. Nasıl görmedin? Bilmiyorum. İşe de aldık herhalde. Benim imzalarım eksik ya. Savcılıktan sıkıştırıyorlar. Heh, burada. Bana müsaade. Oğlum acele etme, acele etme, dur. Şu devriye deri yazalım çıkarsın. Hemen mi abi şimdi sabah sabah? Hemen kardeşim, hemen. Sonra aradın mı bulamıyorum kimseyi. Vallahi başkomiserim, rüzgar gibi girdin maşallah. Herhalde kızım. Bahar, Hakan. Öğlen siz alıyorsunuz nöbeti. İlçeyi destekleyeceğiz. Abi. Abi ben alırım almasına da... Ne oldu? Benim şu diz ağrım tekrar başladı. Doktor randevum da var. Yani başka arkadaşa verebilirsen çok iyi olur aslında. Hadi ya. Diz. Hani geçmişti o? Sen iyiyim diyordun. Yokumaya başladı tekrardan. Bir göstereyim diyorum, ne olur ne olmaz. İyi kızım, tamam. Hakan seni alır doktordan, oradan devam edersiniz. Abi keşke. Keşke alsaydım ama mümkün değil. Niye oğlum? Benim arabanın lastiklerini değiştirmem lazım artık. Kaç aydır kışlıklarla geziyorum. Mahvoldu ya. Bugün mü değiştireceksin? Hemen bugün. Hı. Anca randevu alabildim abi. Abi lastikçi de randevuyla mı artık? Evet aslanım, randevuyla. Adamların da bir işi düzeni var. Öyle keyfine göre ben geldim deyip lastik değiştiremiyorsun. Artık o işler geçti. Geçti yani. Bilmiyordum abi. Kusura bakma. Sen amma gerginsin bugün Hakan. İyi misin? İyiyim. Niye? Tamam canım. Yani sizden hayır yok. Arda! Biliyordum böyle olacağını. Devreye yine bana değil mi başkomiserim? Evet, yine sana. Ali abin de ara. Berabersiniz. Ama başkomiserim. Tamam yeter. Çık. Sağ ol abi, kusura bakma. Eyvallah Hüsnü abi. Ben lastikleri savcıya bir... savcıya imzalatıp lastiklere gideceğim abi. Anladım. Ben de çıkayım. Allah, ne oluyor bunlara ya? Hiç anlamadım. Savcıya lastikleri imzalatmak mı? Yola baktım. Farklı bir lastik izi yok. Basit bir kaza gibi görünüyor. Öyle komiserim, boynu kırılmış. Kimliği falan aldık da telefon çıkmadı galiba. Baktık ama bulamadık. Cemal, nedir durum? Abi normal kaza gibi görünüyor. Boynu kırılmış, ölmüş.
Artık bayıldı mı, gözümü karardı bilmiyorum. Yoldan çıkıp buraya girmiş. Sağlam girmiş. Ön tarafta dağılmış. Kimliği falan belli mi? İzzet Tezcan. Birkaç sabıkası var abi. İzzet Tezcan. Dur ben sayayım. Fuhuş, insan kaçakçılığı. Uyuşturucuya da girmişti galiba. Abi sen tanıyor musun? Karşılaşmıştık bir zamanlar. İzzet öldüyse bu iş böyle basit bir kaza değildir. İştir, her tarafa baksınlar. Adli tıbbı da arayın, tamam mı? Detaylı otopsi isteyelim. Tamam abi. Ben kaçıyorum. Bana haber verin. Bulundu falan diyorlar demin aç. Ya nereye buluyorlar? En az bir sene dediler ya. Üç aydır aynı mevzular. Vallahi içim işte. Ya abla sen habere falan gitsene. Niye duruyorsun ki evde? Haber haber yok. Beni çekeceksin canım. Yemek programı açarım, iki saat izlerim, burada görürsün. Hadi ya. Hareketlere koş ya. Ya evlendi bizi bir sal artık ya. Bir kurtulalım senden, git bu evden ya. Ya Allah aşkına ya. Bana bak Sarıçıyan. He. Bak beni var ya, o kadar sinirlendiriyorsun ki. Ya sen sinirlensen ben, ne olacak yani? Ben şimdi... Ben seninle konuşmak istemiyorum. Ne olacak yani? Lütfen. Yeter didişmeyin. İyice sardınız birbirinize evde kala kala. Sana demedim kız, atlama hemen. Çıktın mı sen? Hah, geliyorum ben de. Hadi anam haydi. Bana bakın. Ne bakıyorsun? Ben çıkıyorum. Hüsnü sorarsa idare edin. Niye evden çıktın diye bir saat konuşur arkamda. Sen nereye pardon? Ha? Herkes karantinada, kimle buluşuyorsun acaba? Hüsnü gitti, bir de siz mi başladınız? Teyze, hala gezme peşindesin ya. Virüs kopup eve geleceksin, hepimiz uğraşacağız ondan sonra, onu mu istiyorsun? Bugün karantina yok bir kere. Quantum grubumla toplantım var. Rukiye de geliyor, herkes geliyor. Bir ben mi eksik kalayım? Daha neler? Kuantum mu? Kuantum. Hiç duymadınız mı? Yani duyduk, tabii ki de duyduk ama ne yapıyorsunuz orada diye sordum. Neler yapılıyor etkinlik olarak? İçimizdeki yaşam enerjisini keşfediyoruz. Evrenle bir bütün olmayı öğreniyoruz. Hayatımızın keşfedilmemiş tarafını gün yüzüne çıkarıyoruz. Hocamız Şenay Hanım da şimdi bizi parkta bekliyor. Ay nasıl efsunlu bir kadın. Ay boş boş bakıyorlar. Kime anlatıyorsam ne anlarsınız kuantumdan? Hadi kaçtım ben, tutmayın. Çal. Allah. Ne anlattı bu ya? Ay ne bileyim, yine bulmuş kendine bir şey. Ver, bırak, ver şunu be. Bırak be. Kolay gelsin arkadaşlar. Var mı elimizde bir şey? İnceliyoruz komiserim, yeni başladık. Biraz acele edin, işimiz çok bugün. Hadi arkadaşlar, biraz daha tempolu, hadi. Hah, Ezgi, neredesin? Adli tıbba vardın mı? Şimdi girdim. Tamam. Ne yap, ne et, şu otopsi raporunu hemen al. İzzet'in kesin ölüm sonucunu acilen öğrenmemiz lazım. Tamam, konuşacağım şimdi. Gerekirse başlarında beklerim.
Tamam, iyi edersin, hadi. İzzet Tezcan'ın acil adli tıp raporu lazım, çıktı mı? Hemen bakıyorum. Ne diyeyim ki, bilmiyorum. Abin ölmüş dedim. Canım yandı, yalan yok. Ama biliyorsun komiserim sen de. O yolun yolcusuydu. Allah affetsin. Kaza olmasa başka bir yerde vurulurdu. Başın sağ olsun. Sen ne yapıyorsun burada? Öğretmen olacaktın hatırladığım kadarıyla. Olduk da atama bekliyoruz. Virüs olayları da araya girince işimiz seneye kaldı. Hayırlısı olsun. Biz abine dönelim. Kime çalışıyordu? Ne yapıyordu biliyor musun? Bilmiyorum komiserim. O işlerle ilgili çok konuşmuyorduk. Ben uzak duruyordum zaten. O da beni pek bulaştırmıyordu. Laf arasında söylemiştir belki. Ya da telefonla konuşurken bir şey duymuşsundur. Bak herhangi bir isim de olabilir. Yok, gerçekten bir şey duymadım. Sadece 3 gün önce birinin telefon numarasını istedi benden. Kimin? Eskilerden tanıdığımız bir doktor arkadaş, Tahsin. Niye istediğini söyledi mi? Yok, söylemedi. Sormadım ben. Adresini biliyor musun Tahsin'in? Biliyorum. Al şu telefonu, yaz adresini o zaman. Doğru düzgün yaz. Ay anlıyorum şefim ama biliyorsunuz bu aralı haber bulmakta güçlük çekiyoruz. Ne alakası var Zeliha'cığım? Bulan nasıl buluyor? İşte iş. Çalış tembel. Sen sussun. Bırak be. Hiçbir şey yapamıyorsan tak maskeyi yüzüne, çarşıya, pazara çık. Sokak röportajı yap. Şefim onu denedik ama insanlar korkuyordur röportaj vermeye. Aa Zeliha'cığım senin de her şeye cevabın evet. Var. Vallahi al yanına bir kameraman, habere çık, bir şeyler getir. Yoksa başka türlü konuşacağım. Anladım şefim. Tamam, ben bulacağım bir şey. Ne yapacaksın abla? Of. Gün sonuna kadar bir haber yakalamam lazım. Yoksa çok kötü olacak. Olsun abla, sen kötü düşünme. Pozitif düşün. Hani teyzem diyordu ya. Hep pozitif düşün. Tabii ya. Ay canım Şulen be. Bak nasıl aklıma gelmedi benim ya. Ben bu bir nasıl kaçırdım ya? Alo Fethi, kameranı al. Sonra da röportaja gideceğiz. Hemen gitmemiz lazım. Hadi çabuk. Neredeyim ki ben? Sen yemeğini falan ye. Beni bekleme, tamam mı? Doktor Tahsin kim lan? Kızın sancısı var. Kanama başladı, getiriyorum. Konum atmış. Allah kahretsin. Selin. Tahmin ettiğimiz gibi. Tahsin kadın doğumcuymuş ama eskiden. Eskiden mi? Nasıl yani? Görevi kötüye kullanmaktan dolayı tabipler odası lisansını iptal etmiş. Bu iş yaptıranın başka doktorla ne işi olacak ki zaten? Vallahi dikkatli olun Mesut. Merdiven altı bir yere gidiyorsunuz büyük ihtimalle. Tamam, tamam. Biraz daha hızlansana Cemal ya. Tamam abi. Kimmiş bu Tahsin? Kadın doğumcu. Lisansı iptal edilmiş. İzzet'in fuhuş yaptırdığını biliyoruz. Olay yerinden telefonu çıkmadı. 3 gün önce Tahsin numarasını almış. Niye acaba? Hepsini öğreneceğiz. Hele bir gidelim de. Hadi oğlum hadi ya. İleri sürüş öğretmediler mi sana ya? Bas şunu bas. Ayıp ettin abi. Geliyorum Eda. Kurtaracağım seni. Her şeyi. Az kaldı hocam. Yarım saate hazır oluruz. Tamam, acele edin. Yine birisini getirecekler. Tamam hocam. Daha bir sürü işimiz var, hadi. Ultrason cihazını getirin, acele edin. Tamam hocam.
tarafından dolun. Baş üstü. Dikkatli olun ha. Kimseyi kaçırmıyoruz. Tamam komiser. Hadi Cemal. Abi hiç ses yok. Kimse yok galiba. Etrafa bir bakalım. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Kaçmıyordum komiserim. Bırak yalanı. Ne bu mekan? Kafana göre doktorluk mu yapıyorsun? Ben doktorum zaten. Konuşturma şunu ya. Tak kelepçeyi tak. Arkadan kaçarken yakaladık komiserim. Tamam. Götürün bunu. Götür bunu da. Yürü. Hüseyin. Yürü. Olay yerinde çağırın buraya. Baş üstüne. Odalarımıza gönderdi. Bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Duyuyor musunuz kardeşlerim? Duyuyoruz anam, duyuyoruz. Şşş, sessiz ol kız. Tamam. Korku, stres, kaygı. Hepsine kafanızı kapatın. Unutmayın, olur mu? Kuantum teorisine göre olumsuz düşünceler olumsuz neticeleri çağırır. Size moleküllerimi gönderiyorum. Özünüzdeki saf benliğinizi keşfetmenizi istiyorum. Elinizi kalbinize götürün. Kendinizi dinleyin. Aynı yettik geldik. Allah kabul etsin. Lütfen sessiz. Sustum canım sustum. Kayda giriyorsun hemen. İşte o dertliğe buna derim. Hem parka girme yasağı, hem toplanma yasağı, hem sosyal mesafe falan da uyulmamış. Hiçbiri maske takmamış, yazıklar olsun. Hakikaten dört dörtlük haber. Sen nereden öğrendin Zeli? Geldim mi? Gel. Karıştırma orasını. Şef bayılacak. Girdin mi kayda? Ha? Önce gizli çekeceğiz, sonra da baskın gibi gireceğiz aralarına, tamam mı? Dayak yemeyelim. İnşallah yeriz Allah'ım ya. Haber büyük patlar biliyor musun? Çekiyor musun? Hamza çekiyor musun? Hı? Şimdi nefesinizi tutun. Işığı hissedin. Kendinizi cennetinize kapayın. Ve başka hiç kimseyi almayın. Tamam. Ha, dur aklıma ne geldi benim? Şu halıyı azıcık daha süsleyelim, ne dersin? Ne yapacaksın? Alo. Bir ihbarda bulunacaktım. Şu anda Beykoz'da bir parkta sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor. Evet. Yağmur'un sesini dinle. Ne oldu Tahsin? Ter içinde kalmışsın. Mekan bastı galiba. Çok sıcak komiserim. Yoo, çok sıcak değil. Sen korkudan öyle hissediyorsun. Korkunun ecele faydası yok. Anlat bakalım. İzzet seni neden aradı? Bir kız getirdi. Tahsin! Tahsin neredesin? Ne oldu oğlum? Yatır. Şöyle yatır. Çabuk. Bir şey yapın ne olur. Tamam, sakin olun. Sakin olun. Hazırlayın acil. Tamam, sakin olun. Dayan. Öleceğim burada. Sakin ol. Tamam, çabuk hadi çabuk ol. Ne var yolda çabuk? Siz çıkın lütfen. Tamam.
dayan. Geçecek. Karnı burnunda kız. Çok sancısı varmış. Hemen yatırdık biz de Sedi'ye. Saatler sürdü doğum. Çok uğraştık ama... Ama neler? Ne oldu kıza? Geldiğinde çok kötü durumdaydı zaten. Kurtaramadık, öldü. Aferin size kansız herifler. Çakma hastanede iş yaparsanız ölür tabii kız. Kız kim peki? Çalıştırdıkları kızlardan birisi miydi? Bilmiyorum, sormadım ama büyük ihtimal öyledir. Kız nerede? Nereye gömdünüz? O kadarını bilmiyorum. İzzet alıp götürdü. Nereye götürdü diyeceğim? Sen onu da bilmezsin şimdi. Şşş, bana bak Tahsin. İzzet öldü. Bir halt yediysen söyle. Yoksa senin de başına iş açılır. Öldü mü? Nasıl öldü? Boş ver şimdi nasıl öldüğünü. İzzet bu kızı nereden getirdi? Kimlerle iş çeviriyordu biliyor musun sen? Bilmiyorum komiserim. Yemin ederim ki bilmiyorum. Nihayet gittiniz be. İşte sana polis baskı. Şimdi haberi oldu mu? Hem de süper oldu. Bir dakika dön takalım maskende. Hadi fırla. Hiçbir şey yapmıyoruz ki. Sadece kuantum enerjisi yaymaya çalışıyoruz. Salgını yiyeceğiz saydılar. Ablanızın içinde kadının ben. Çakar şu anda görüyorsunuz. Beykoz'da an itibariyle yaşanmakta olanları ekrana getiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda çok sayıda kadın gözaltına alınmakta. Hanımefendi, niçin toplandınız? Kuantumcuyuz biz. Neycisiniz? Kız kuantum diyor. Kuantum anlamıyor musun? Sosyal mesafemizi koruyoruz hanımefendi. Lütfen. Kız baban gebertir bizi. Oğlum kapat şu kamerayı. Hanımefendi, salgın tedbirlerinden haberiniz yok muydu? Bak lan körü teyzenim ayol ben. Boyun pusu devresi çekme. Görür müsünüz hanımefendi? Ya bak lan yaşında kadın. Ne dedi o? Ne dedi? Kuantum dedi usta, kuantum. Gülme sen de böyle be. Şş, nesine gülmeyeyim ya? Ya Hüsnü, sizin bu Nazike niye hiç rahat durmuyor? Ya kadını habire bir yerlerden topluyoruz. Genç yaşta dul kaldı galiba onun. Ama bu kadar da fazla ya. Ya gerçekten ben bu kadarını hak etmiyorum ya. Usta abi. Nazike ablayı getirmişler de aşağıda şu anda. Eyvah. Şimdi elime düştü Nazike. Ya kızım niye söylüyorsun? Usta dur beni bekle. Hadi koş. Yakala. Hayır efendim. Ben bunu katiyen kabul etmiyorum. Protesto ediyorum. Öyle bir hakkınız yok ki. Nasıl yok? Benim akrabam başkomiser bir kere. Başkomiser. Hüsnü Çoban adı. Hala utanmadan benim adımı söylüyorsun sağda solda. Ben sana ne diyeyim ya? Kızım bir rahat dur. Babacığım, durum başka bir yere gidiyor. Bir dinle istersen. Hele sana ne demeli?
Çok mu lazımdı kamerayı gözüne gözüne sokman ha? Ha kızım. Haber yapacağım diye bizi rezil etmen şart mıydı? Hem sen nasıl denk geldin nazikeler orada? Ha? Ya. Bu ne tesadüf ya gerçi? Dur bakayım. Belki tesadüf değildir. Ha birader. Doğru söyle bakayım. Tesadüf müydü değil miydi? Bir düşün bak. Ben yalanı hissederim. Şey komiserim. Ha. Zela kendi yaptı ihbarı. Ne? Ya sen nasıl bir salaksın acaba ya? Tuğ! Sana yazıklar olsun. Yaklaşma. Geç yine, geç. Geç yine. 15 gün karantinaya kapatacaklar beni senin yüzünden. Ne yapayım Zeliş? Akıllı bildiğimiz kızım altımıza uyuyormuş meğer. Allah Allah ya. Yasaklara uymayan teyzem kabahat bende mi yani? Ha? Ne yapalım? Taş mı yiyelim? Biz de ekmeğimizin peşindeyiz sonuçta. Haber yaptım. Kurala kanuna uysaydı da yapmasaydı o zaman. Allah senin eline kimseleri düşürmesin. Hepinizden bıktım. Düşmanıma ben. Bıktım ya. Yemin ederim bıktım. Usta aman tansiyonu falan fırlayacak. Aman ha, aman aman. Usta ya sen de çek ellerini. Sırf işin dalgasındasın biliyorum. Böyle ilgiliymiş gibi rol yapma bana. Hanımefendi siz il sağlıktan geliyorsunuz galiba. Evet başkomiserim. Akrabanızı devlet yurtlarından birinde 14 gün ağırlamamız gerekiyor. Maalesef buluştuğu kişilerden ikisi pozitif çıktı. Neredeki yurda gidiyor acaba? Sivas KYK yurdu. Fena değil. Yeterince uzak sayılır. Hüsnü kurban olayım bir şey yap Hüsnü. Hiç bana bakma Nazike hiç. Kaşınmışsın. Al sana kuantum. Kuantummuş. Çirkin çirkin gülme be. Aracın incelemesi bitti. Şüphelerimiz doğru çıktı. İzzet'in aracının frenleriyle oynanmış. Adli tıp raporuna göre kazadan sonra ölmüş. Dışarıdan müdahale ver yani. Biri boynunu kırmış. Biri kaza yapması için frenlerle oynuyor. Kazada ölmeyince de işi kendi bitiriyor. Kim bu adam peki? Ya bu çalıştığı adamlarla ters düşmüş olabilir mi? Sanmıyorum. Patronla bir yamuk yapmış olsa kafasına sıkıp yere atarlar. Böyle planlı programlı bir cinayet değil yani. Muhtemelen şu doktorun bahsettiği ölen kızla ilgili bütün bunlar. Olabilir de kanıt lazım. Başka bir şey var mı elimizde? Mekandan çıkan defterlere, belgelere bakıyoruz. Belki bir şey çıkar. Müdürüm, Tahsin'in mekanından çıkan defteri inceledim. Olur mu bir şey? Mesut abi 3 gün önce İzzet Tahsin'e ulaşmıştı değil mi? Evet. Numarasını almıştı. Burada 3 gün öncenin bir kaydı var. Bakayım. Eda diye bir isim düşünmüş. Tahlilleri, kan grubu falan yazılmış. NC'nin hastası. NC. Ne demek ki? Bilmiyorum. Ama bizim önce Eda'nın cesedini bulmamız gerekiyor. Hadi arkadaşlar. Tamam, tamam. Dayıma söylesen, merak etmesin. Sıkıntı yok, iyiyim. Tamam Tahsin, teşekkür etti patron. Unutmayacak bu hareketini. Aklındasın yani, merak etme. Eyvallah, selam söylersin. İçeriği dert etme. Rahatın yerinde olacak. Çok da kalmayacaksın zaten. Ne yaptınız? Nasıl geçti? İyi birader. Attık sizin devreyi, döndük. Ne olsun? Abi, akşamı size yazmış Hüsnü başkomiserim. Gördün değil mi? Hadi ya. Bağırlı çıkarsınız biraz. Bağırlı mı? Ulan her tarafım ağrıdı be. Ha? İşte burada Hakan. Burada tabii. Nerede olacaktı? Devriyeden yeni haber oldu da bağırdı. Ona şaşkınlığı var biraz. Bahar, iyi misin sen? Vallahi değilim aslında yani. Cemal'cim şu dizim rahat vermedi. Doktor da bolca buz yap dedi. Yorma dedi yani. Sana satsam bu akşamki devriyeyi, ha? Olur. Yani ağrın varsa. Yani olmasa niye desin ki öyle? Ekip olmak böyle bir şey değil mi? Hadi Cemal, hadi çıkalım sen. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben de kaçayım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hayırdır bunlar böyle? Sabah da böyle yaptılar bunlar.
Gerçekten hiçbir şey anlamadım ben. Sivas nasıl teyze? Güzel mi bari? Ay ne bileyim oğlum. Sivas'ı gördüğüm mü var sanki? İndik otobüsten, yallah KYK yurduna yerleştirdiler. Ama yani o da fena değil, rahat. Kızların kitapları var bak arkada, görüyorsundur. Okurum işte, ne yapacağım? Sizi arayın ha teyzenizi, aksatmayın. Ah be teyzem, kıyamam sana ya. Teyzem, sen merak etme tamam mı? Biz seni ararız sık sık. Cık, arayacağım ben. Görüntülü mü aradınız oğlum? Ne gerek vardı şimdi ya? Allah. Aa da gördüm. Oradasın kepçe. Çevir şu telefonu, çevir. Bir göreyim şunu. Nereye kaçıyorsun? Ne kaçacağım? Ne yapsın da kaçacağım? Buradayım teyze, buradayım. Kız sen muhabir değil, muhbirsin, muhbir. Pis iftiracı çakal seni. Üstüme iyilik sağlık. Ne yapmışım acaba? Aa! Daha ne yapacaksın acaba? Kapa kapa. Abla. Senin yüzünden evimde barkımda oturacaktım. Kalktım geldim buralara Sivas'a. İnsaf. Teyze ben nereden bilebilirdim acaba işin buralara varacağını? Ha? Hem sen de beni dinleseydin, görüşmeseydin o kadınlarla. Ne yani? Abla huyuna gitsen ölür müsün? Ama ne biçim laflar onlar, iftiracı miftiracı. Ne diyorsun, duyamıyoruz teyze. Oh iyi yapmışım. İyi mi yapmışsın? Evet. Ya teyze. Evet, evet birazcık akıllanırsın belki teyze, iyi yapmışım. Çok acımasızsın ya. Ne? Hakikaten bari bir özür falan dile kadına, ayıp ya. İstemiyorum onun özrünü falan. Sen dur Zeliş Hanım. O intikam var ya intikam, soğuk yenen bir yemektir. Bir şey söyleyeceğim. Sivas soğuk bir şehir diyorlar. Dikkat et, üşütme oradan. Yeter be, birleşmeyin artık tamam. Ya teyzem, ben arayacağım seni tamam mı? Sen dikkat et orada kendine. Tamam, öpüyorum hadi seni. Bay bay. Hadi anam hadi. Ciao. Beğendin mi yaptığını? Aman. Ayıp ya. Ay azıcık kafa dinleriz, ne var? Ne abarttın? Ne abartılı hareketler? Yazık kadına ya. Hayret bir şey. Sen de odana git. Yalnız bırakın beni. Görüyor musun başıma gelenleri Tarkancığım? Nasıl geçecek bu 14 gün? Genç olacaktım ki. Neyse. Mazlumcuğum, eline sağlık vallahi. Ne demek? Sana feda olsun. Senin canın gene odun mu istiyor lan? Allah Allah. Yok. Geçen günkü bana bayağı gider. İyi, hadi kaybol, kaybol. Bu tostanın içine de bir şey koy be. Ya Mesut, yazık yapma be. Terslemesene şunu. Oo, onun ayarı bende, sen merak etme. Nazım, neyse de ben olsa bizimkilerin ayarını ne bozdu onu merak ediyorum. Kimin? Ya anlattım ya, Bahar'la Hakan. Devriye'ye beraber çıkmamak için 40 takla attılar. Yoktur öyle bir şey. Sabah ayrı bahane, akşam ayrı. Görsen anlardın. Yani bir dertleri var diyorum. Vallahi gerçekten. Olabilir ya, gerilmişlerdir. Hakan bir hıyarlık yapmıştır, Bahar da bir ters yapmıştır. Ekip içinde olur ya, neler gördük. Vallahi bilmiyorum. Bana pek öyle değil gibi geldi. Bayağı bayağı huzursuzlar yani. Sen şimdi tabii devriye mevriye tabii daha çok bende çıktığın için rahatsın yani. Tabii. Nasıl yani? Alıştım belli bir huzura, sükunete. Ne bileyim yani, bir konforum var yani. Sen ne huzur, sükunet. Ay çok yaşamışsın. Hiç güleceğim yoktu. Gülersin, gülersin ya. Gül, 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 gül. Gülsen gül, gül. Tabii, alıştın tabii huzur güven ortamına. Güven ortamına. Bak Bahar'la Hakan ya kavga ettiler ya da birbirlerini işte kırdılar yani. Öyle mi diyorsun? Öyle diyeceğim, ne diyeceğim bana? İşte ben de onu diyorum deminden beri. Neyse ya, ama çözeriz sorarız yani öyle çocuk gibi, ne küsmesi müsmesi. Yani işte şimdi acele etmeyelim böyle, ayıp olur. Bir bekleyelim, baktık devam ediyor, bir Bahar'ı yoklarım ben. İyi tamam, sen bilirsin. İzzet öldü. Tahsin de yok.
Nereden bulacağım ben bu kızı ya? Hay senin şifreni ya. Düşün, düşün. Ne olabilir ya? Basit düşün. Madem ki bir işe yaramıyorsun, geber o zaman şerefsiz herif. Şerefsizler. İzzet abi. Öldü dediler senin için. İzzet abi değilim ben. Doğrudur, kaybettik. Bundan sonra sizinle ben ilgileneceğim. İzzet abi öyle buyurdu. Neredesiniz siz? İzzet abi ölünce saklandık biz de. Öyle bekliyoruz. Tamam. Bana hemen adres gönder. Yanınıza geliyorum. Tamam, gönderiyorum birazdan. Müdürüm, İzzet'in numarası da aktif olmuş az önce. Kardeşinden aldığımız numara mı? Evet. Görünüyor mu haritada? Evet, şu an çevre yolunda. Ne zaman aktif olmuş? 5 dakika önce. Çok hızlı hareket ediyor. 5 dakikada nereden nereye gelmiş? Hadi biz daha hızlı olacağız. Mesut Cemal, hadi çıkın siz. Tamam usta. Beyza, takipte kal sen de. Tamam müdürüm. Çık lan önümden! Adama bak, bir de bakıyor bana. Al işte, al sen kullan. Geliyorum sevgilim, çok az kaldı. Orman yoluna mı girdi? Tamam. Tamam Beyza, başka yöne saparsa söyle bize. Kim bu adam abi? Ne ara gitti oraya kadar? Oğlum sen de bas şuna ya. Senin elin ayağın yok mu oğlum ya? Hızlan biraz. Tamam abi. Ne anlatıyordum lan ben? Kafamı karıştırdım. Kolonya işi abi. Polisten kaçmıştım. He. Baktım beni arıyorlar arkadaşım numarasından. Bak güya ben de açacağım. Beni TUFO'ya getirecekler. Şimdi sana soruyorum güzel kardeşim. Erdi abin yer mi bu numaraları? Yemez abi. Yemem tabii. Yedirtmem kardeşim. Bu numaraların hepsini öğreteceğim sana. Abi polis. Tamam oğlum, öğreteceğim dedim ya. Onu demiyorum abi, ileride çevirme var. Allah kahretsin. Tamam tamam, sakin ol, halledeceğiz. Abi kasaya bakarlarsa? Lan sakin ol diyorum sana. Gelsin memur bey. Eyvallah. Kimlikleri, ehliyetleri alayım. Tabii. Buyurun. Ne taşıyorsun? Su taşıyoruz memur bey. İstanbul dışından geliyoruz. Pendik'teki depoda eksik varmış da. Evrakları göreyim. Bir dakika, hemen veriyorum. Eksik mi var evraklarda? Bir eksik yok. Gidebilirsiniz. Kimlikleri de alın. Eyvallah. Kolay gelsin. Buyurun. Teşekkür ederim. Abi iyi yırttık vallahi. Rahat ol oğlum. Yanında ben varım diyorum sana. Ama şu kasayı hemen boşaltmamız lazım. Bu kadar gerginlik bünyeye zarar. Geldim kardeşim. Hadi kalk, gidiyoruz. Nereye götürüyorsunuz beni? Adliye, nereye olacak? Hadi yürü. Arda, Arda. Bir dur. Ha, bir şey mi var? Tahsin'le işimiz bitmedi. Ne demek bitmedi? Ne istiyorsunuz da? Sen de iş biter mi Tahsin? Konuşmamız lazım. Hadi yürü. Hadi yürü. Geç şöyle. Ne istiyorsunuz? Ben anlamadım ki. Sus ve dinle. Tamam tamam. Dayıma söylesen, merak etmesin. Sıkıntı yok, iyiyim. Tamam Tahsin. Teşekkür etti patron. Unut-
Unutmayacak bu hareketini. Aklındasın yani, merak etme. Eyvallah, selam söylersin. İçeriği dert etme. Rahatın yerinde olacak. Çok da kalmayacaksın zaten. Emniyetteki telefonların dinlenmediğini mi zannediyorsun sen? Dayımla konuşuyorum numarası ha. Bir akıl sen misin lan? Evet, dayımla konuşuyordum. Ya bırak artık şu yalanı Tahsin. Teşekkür etmiş. O neye teşekkür etti sen onu anlat bakalım bana. Ben anlatacağımı anlattım. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Bak bu senin mekandaki defter. Hı. Kızın adını yazmışsın da bu NC kim? Bilmiyorum. Asistanlarımdan birisi yazmıştır. Bırakın gideyim artık. Bu bizi uğraştıracak. Uğraşırız. Benim vaktim çok. Sen hapse girip rahat olacağını zannediyorsun da o iş öyle kolay değil. Ben sana rahat vermem Tahsin. Eğer bildiklerini anlatmazsan içeride de dışarıda da senin yakana yapışırım. Anladın mı beni? Sen etrafı kolla. Biri görmesin. Tamam abi. Hadi çabuk çıkın çıkın çıkın. Hadi hadi hadi. Çok kötüyüm. Çok kötü. İyi değil bu adam. Yığılıp kalacak bir yerde. Doktora götürelim. Bir şey olmaz. Açık havayı gelir. Amca! Kalk, kalk. Geldik hadi kalk amca. Yok böyle olmaz mı? Hastaneye götürmemiz lazım. Ambulans mıyım lan ben? İşim gücüm var zaten. Bakın başınızın çaresine. Yürü lan hadi gidiyoruz. Ayıp be ayıp. Parayı aldın hemen kaç git tabii. Çok kötü. Şunun yaptığına bak ya. İyi misin? Bu adam çok kötü bir el at. Kardeş iyi misin? Öf, öf. Tamam lan tamam geliyoruz. Ulan dua edin vicdanlı adamım ya. Öyle bak. Aldık yine başımıza belayı. Hadi hadi. Hadi kaldırın. Yavaş yavaş. Heh, oturtun öyle tamam. Sinyali sabit. Ormana doğru girdi. Size 1 kilometre uzaklıkta. Tamam gönder. Son konumu gönder. Neredeymiş abi? Az kaldı, az kaldı. Düz devam et, devam et, devam et. Geç ışıkları. Hadi, hadi. Sürpriz! Ne oluyor lan? Biz de seni bekliyorduk. Bahadır hediyesini verelim. Sen burada
uzaktan takibi almıştı müdürüm. Ben biraz şüphelendim. Mesut'u da tuzağa çekiyor olmasın? Sanmam. O sadece paçayı kurtarmak eşinde. Bizi takip ediyorsunuz çocuklar. Emredersiniz müdürüm. Hadi. 45-42'den 43'e duyuyor musun beni Selin? 45-43 dinlemede. Ben takibe devam ediyorum. Zekeriya köy tarafına doğru gidiyor. Tamam çıktık biz de geliyoruz. Bırakın. Öldüreceğim ben o kansızları ya. Sakin olun, bulacağız onu. Komiserim bak sevdiğim kıza kıydılar diyorum, öldürdüler diyorum ya. Ne oluyor birader? Bir sakin olsana. Hastaneye götürecekler. Komiser, ne hastanesi? Eda'mı öldürdüler ya. Bırakın öldüreyim şunları. Senin de İzzet'i öldürdüğün gibi mi? Evet onun gibi. Sıra hepsine gelecek. Hepsine gelecek komiser. Ya şunu götürün. Salak herif kapat. Komiser bak ezme beni. Yürü hadi yürü. Yürü. Yarım saat önce geldi hasta. Ateşi var. Bizi ilgilendiren durum ne? Hastanın İstanbul dışında ikamet ettiğini öğrendik. Anladım. Giriş çıkış yasak. Nereden geldi bu adam? O yüzden size haber verelim dedik. Peki teşekkürler. Hastayı görebiliyor muyuz? Şurada. Sağdaki 8 numaralı oda. Tamam hocam sağ ol. Rica ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun da kimsiniz? Asayiş şubeden geliyorum. Peki benimle ne işiniz var? İkametgah adresiniz başka şehirde görünüyor Adnan Bey. Buraya nasıl geldiniz? Bir yerden gelmedim. Virüs başlamadan önce gelmiştim. Sonra da gidemedim. Kaçak yollarla gelmediniz yani? Hayır. Burada kardeşim var benim. Gidin ona sorun isterseniz. Başkomiserim. Hastanenin kamera kayıtlarını buldum. Ama izletsem mi izletmesem bilemedim. Niye lan ne oldu? Ver bakayım. Erdi lan bu. Ben de diyorum niye avucum kaşınıyor? Meğer Erdi geliyormuş yine. Pislik herif ya, yine karşımıza çıktı. Niye kurtulamıyoruz lan biz bundan? Ha ben de bir anlasam. Aracın plakasını merkeze geçtim. Sana da helal olsun kardeşim. Yakışıyor mu yalan söylemek? Bir de Erdi ile iş tutuyorsun, bravo. Bizimkiler nerede? Polis bastı mekanı. Birisi bile buraya gelirse hiç düşünmeden sıkın kafasına, tamam mı? Tamam abi. Aracı da buradan götürün. Kaybedin, tamam mı? Nereye götürelim abi? Ne bileyim lan ben. Sokun bir yere işte. Tamam abi. Ulan işimiz yokmuş gibi de var ya. Polislerle uğraşacağız vallahi. Ulan İzzet. Eda? Kusura bakma canım, geç kaldım. İyisin değil mi? İyiyim. Canım yedin mi bir şeyler? Yedim. Yalnız kalmak istiyorum. Tamam canım. Adam şaka gibi abi. Sürekli karşımıza çıkıyor. Başlarım lan böyle şakaya. Salgın başladığından beri herifle uğraşıyoruz ya. Virüs biter, bu adam bitmez abi. Ben sana söyleyeyim. Bari bu sefer yakalayalım. Bugün değilse yarın Ali. Elbet yakalayacağız. Ellerimle cezaevine bırakacağım iti. Başkomiserim, Beyza ile konuştum. Erdin'in bizde olan numaralarından biri aktifmiş. Tamam, ara hemen. Buluşma ayarla. Şehir dışına gitmem gerekiyor de, izin belgesi alamadım de, siz hallediyormuşsunuz de. Hadi uydu işte bir şeyler. Arıyorum. Alo, Erdi Bey ile mi görüşüyorum? Erdi Bey şu an meşgul, ben yardımcı olayım. Ver şunu, ver. Alo, buyurun. Benim şehir dışına çıkmam gerekiyor. Ablam doğum yaptı. Hemen yanına gitmem lazım. Çok acil bir şeyler yapamaz mıyız? Yardımcı oluruz tabii.
Nereye gideceksiniz? Çok uzak değil, Bursa'ya. Hallederiz. 3000 liranız var mı? Yok, 3000 ne ya? 3000 çok değil mi? Ablacığım anca kurtarıyor. Risk alıyoruz sonuçta. O riskin fiyatı 3000. Aa, polisi falan da dert etme. Onlar bana bir şey yapamaz. Boş ver, boş ver. Devam, devam. Param var mı, yok mu? Var, var. Para önemli değil. Gidelim yeter ki. Ulan keşke 5000 çekseydim. Tamam, ben buluşma yerini mesaj atacağım size. Tamam, haber bekliyorum size. Ben galiba geberteceğim bu adamı. Ah, sesi de ne tatlıymış ha. Lan, hazırlan bakalım. Erdi abin İskender yedirecek sana. Eyvallah abi. Hadi bakalım. Buyurun. Buyurun, kime baktınız? Nece'ye baktık birader. Buradaymış. Nece? Noyan Cesur, sizin patron. İnsan kaçakçılığından tut, fuhuş şebekesi kurmaya kadar sabıkası olan patronun. Sabıka konuşmaya mı geldiniz? Yok, gözaltına almaya geldik. Neye dayanarak? Sana mı soracağız lan? Geç şuraya. Al şunları, al. Valla, bağır, al şunları. Polis nereden çıktı ya? Gel buraya. İn aşağıya. Gel şöyle, gel, in gel. İn aşağıya. İn, in. Al bunları. Bu Nece kim, söyle? Öldürürler beni. Bırak bu beni öldürürler mi öldürürler numarasını ya. Tahsin bak, bir daha sormayacağım. Bu Nece kim? Noyan Cesur. Eda onun çalıştırdığı kızlardan biriydi. Ha şöyle ya. Alın buradakileri arkadaşlar, ne toplayın. Oluyor ya? Geç şöyle, gel buraya. Noyan. Ne oluyor? Noyan. Polis geldi. Sen sakin ol canım. Ben halledeceğim. Noyan. Evde olduğunu biliyoruz. Çık dışarı. Noyan, teslim ol. Noyan, çık dışarı. Mesut, dikkat et, silahı var. Bırak silahını Noyan. Tamam. Bırakırım ama beni dinleyin bir kere. İndir silahını. Ben kimseyi öldürmedim, tamam mı? O adam benim mutluluğumu bozacaktı. Eda'yı alacaktı benden. Bebeğimi de alacaktı. Eda yaşıyor mu? Tamam, yere bırak silahını. Tamam, sakin ol. Bırakıyorum. Bırak. Al şunu Mesut. Gel buraya. Eda. Bebeğim, onu almayın benden. Tamam, tamam, sakin ol. Öyle bir şey yapar mıyız biz? Çok şükür yaşıyorsun sen. Bahadır'la Eda. Bahadır askere gitmeden önce ayrılmışlar. Eda illallah etmiş ondan. Askere gidince de kurtuldum diye düşünmüş ama bu sefer de abisinden çekmiş kız. Ne yapmış abisi? Noyan'a satmış adi herif. Birkaç ay önce de kazayla ölmüş abisi. Kaza değildir o, Bahadır'ın işidir. Kız çok çekmiş Mesut. Yağmurdan kaçmış, doluya tutulmuş. Noyan'dan hamile kalmış. Koruyacağım, kollayacağım diye eve kapatmış kızı. Sancısı tutunca da doğum için İzzet'i göndermiş. Yeraltı bir yer. Kayıt yok, bir şey yok. Bahadır peşine düşmesin, polise iz kalmasın. Planı kurdu ama tutmadı. Bahadır İzzet'i konuşturamadı ama bizi Noyan'a götürdü. Tahsin de elimizde. Artık hapiste bol bol konuşurlar. Kimliğini ver. Gel şöyle. Yürü. Eda. Buyurun. İyisin. Gitmek istiyorum ben. Götürün beni buradan. Gel şöyle, Eda, gel. Kurtaracağım seni onların elinden. Yürü. Kurtaracağım seni onların elinden. Geç. Kurtaracağım. Eda, bak biz buradayız. Sakin ol, tamam mı canım? Bırakın beni gideyim ne olur. İyiyim ben. Olmaz. Mutlaka durumuna bakmaları lazım. Zor bir doğum geçirdi. Hemşire hanım, girebiliyor muyuz şimdi içeri? Hocam, hastamız burada. Buyurun, içeri alalım sizi. Garibim nasıl çekiniyor, korkuyor. Etrafındaki herkesten zarar görmüş. Kimseye güvenemez bundan sonra. Allah yardımcısı olsun. Nerede kaldı bu Ezgi?
Gelir abi birazdan. İşime bakın. Siz ikiniz arkaya. Hadi. Allah Allah ya, ne zamandır buradayız oğlum? Aracın içinde de hiçbir hareketlenme falan da olmadı. Abi Ezgi gelsin, biz hareketlendiririz. Heh, geldi. Dur. Nerede bu adamlar ya? Ne yapıyor Ezgi? Yok, bir sıkıntı var. Yürü hadi. Ezgi! Kimse yok başkomiserim. Kasaya bakalım. Haber ver, diğer arkadaşlar da gelsin. Abi açıyorum. Aç. Aç. Bu ne lan? Boş damacana. Arda! Özür dilerim başkomiserim, boş bulundum. Nereden anladı bu ya? Erde, seni bir elime geçireyim var ya. Senin ben ağzını burnunu kıracağım. Ağzını burnunu tıkıracağım, elimi ağzına sokacağım ha. Başkomiserim! Hop! Tanıdınız mı beni? Nasıl, tıraş oldum? Tam zamanda aradım değil mi? Kesin bana sövüyordun. İti andım ya Erdi. Hemen damladın. Dalga mı geçiyorsun lan bizimle? Sinirlendiniz tabii. Kusura bakma başkomiserim ya. Ama bu numaraları yemiyorum artık. Başka şeyler deneyin. Ha, bu arada oralarda aramayın boşuna. Uzaklardayım ben. Ulan Erdi, senin de dile düştük ya. Bundan daha kötüsü yoktur herhalde. Olmuyor başkomiserim. Zorlama bence. Siz yolunuza gidin, ben yoluma gideyim ha? Nereden anladın lan? Ha? Oğlum her seferinde nasıl kaçıyorsun sen bizim elimizden ha? İt! Amca! Ya kusura bakma ya. Canından oluyordum valla. Hastane falan masrafın olmuştur şimdi ha? Bak ben senin paranı getirdim. Hakkını helal et. Sağ ol Verdi. Hasada eldik diye ceza da kestiler zaten. İyi oldu bu para. Sağlığın nasıl? İyisin değil mi? İyiyim, sağ ol. Test de negatif çıktı. Evde dinleneceğim abi. Oh, iyi bakalım. Dikkat et kendine. Eyvallah, sağ ol. Erdi, bekle bir. Polis seni sordu. Seni de tanıyorlar galiba. Hayırdır, kim sordu? Adı ne? Adı Hüsnü. Başkomisermiş. Hüsnü başkomiser mi? Evet. Tamam abi, sağ olasın. Hadi sen de sağ ol. Ulan tabii ya. Bursa Mursa falan hikaye değil mi? Ah be abi. Yine çok sinirlenecek. o da işin sırrı abicim. Sihirbaz sihirini anlatır mıymış? Ben sana göstereceğim sihri oğlum. Bugün olmasa yarın Erdi. Elbet elime düşeceksin. Hadi ben kapatıyorum başkomiserim. Yormayın bence siz de kendiniz daha fazla. Ya valla size de yazık ya. Çok üzülüyorum ama ne yapacağım? Hadi görüşürüz. Hadi. Öptüm. Tamam. Defol git. Abi bu nasıl bir adam? Bu nedir ya? Kurtulamayacak mıyız biz şimdi bu adamdan? Rahat durmaz. O yine çıkar karşımıza. Bu aracı ne yapalım başkomiserim? Ben bir şey derdim ama bir tarafı... Gel. Gel al şu aracı be. Nereye sokacaklarmış Ardacığım aracı? Götürüyorlar emniyete abi. Götürüyorlar, iyi. İyi, emniyetin garajına sokacaklar o zaman. Vay baba. Hoş geldin. Hoş geldin baba. Ha, sağ olun. Hoş buldum. Ne var ne yok bakalım? Sizi gördük, daha iyi olduk baba. Özlemişiz valla. Elini de öpemiyoruz ki şimdi, değil mi? Şöyle bir doya da sarılamıyoruz. Ah, maalesef. Ben hepinizi gözlerinizden öperim. Hepinize sarıldım farz ettim, tamam mı? İnşallah atlatırız bu salgın işini de daha çok sarılırız birbirimize ha? İnşallah baba, inşallah. Vallahi moral oldu gelmeniz. Haber de vermediniz hiç. Dün akşam bitti işim Ankara'da.
sabahleyin erkenden yola çıktım. Nasıl yani? Eve uğramadan mı geldin? Aile abla bozuk atmasın sonra. Biraz atar tabii. Şanındandır o. Baba, evrak çantası mı? Evet, evrak. Bilgisayar, hepsi var. Elin boş gelmedi yani. Konuşacağız hepsini, hepsini. Ha, Emine. Unutmadın değil mi nasıl içtim kahveyi? Hiç unutur muyum Rıza baba? Ellerimle yapıp hemen getiriyorum. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Engin, var mı 5-10 dakikan? Olmaz mı baba? Hadi gel biraz. Tamam. Hadi görüşeceğiz çocuk. Görüşürüz baba. Pandemi her şeyi yavaşlattı, doğru. Değiştirdi kuralları, alışkanlıkları, hayatı. Ama suç değişmedi. Suçlu değişmedi. Çıkarlar için kan dökenler, her köşe başında tuzak kuranlar. Onlar hiç değişmedi. Hatta belki şimdi daha da tehlikeliler. Çünkü ekonomik olarak da köşeye sıkıştılar. Gözlerini iyice kararttılar. Baba, buradaki istihbarat çok ciddi. Yani bu çeteleşme şimdikiler gibi değil. Değil evladım, değil. En alttan başlıyor. Göçmenler eski düzeni yıkıp yeni düzeni kurmak için kullanılıyor. Sahiller, rant alanları, paranın olduğu her yer. Uğraştığımız şu virüs gibi önüne çıkan büyük küçük bakmadan diz çöktürmek için ne lazımsa yapıyor. Koruma tedbirleri almak lazım. Sahaya inmek, şahısları takibe almak. Çok ciddi hazırlık var burada baba. Uygulamak için işi gücü bırakıp kolları sıvamak lazım. Hepsinin sırası gelecek. Sen şimdi sessizce hazırlıklara başla. Tüm ekibi kullanmana şimdilik gerek yok. Gelmelerini bekleyeceğiz. Ama onları beklediğimizi de bilmeyecekler. El altından. Evet, eski usul. Burada da aynı. Usta, gel 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 gel, operasyon var. Ne operasyonu, ne oldu? Rıza baba geldi. Rıza baba mı geldi? Dur bir gidip seni anlayayım. Dur şimdi. Operasyonu anlatıyorum. Ankara'dan emir gelmiş. Birkaç saate çıkacağız. Uyuşturucu çetesi bunlar. Buluşma ayarlanmış. Uyuşturucuları alıp adamlara çökeceğiz. Ama biraz garip bir çete bunlar. Allah Allah. Neymiş, nesi garip? Uyuşturucu alacağız ya, karşılığında para istemiyorlar. Allah Allah. Ne istiyorlar? Boş damacana istiyorlar. Sen de var mı? Allah senin cezanı versin. Ben de ciddi ciddi dinliyorum seni be. Usta güzel orta gelmişti şimdi. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuk? İyiydi. Seni soracağım ama haberlerini aldım. Eliniz boş dönmüşsünüz. Yok baba. Yani boş da olsa bir damacanayla döndüler. Atlarını yemeyelim şimdi. Öyle bir talihsizlik oldu baba. Etrafta basın falan yoktu yalnız değil mi? Yoksa koskoca başkomiser damacanayla yakalanıyor diye. Kimse yoktu babam, merak etme. Abi, Erdi nasıl anlamış? Bilmiyoruz ki senin ya. Ama ben bulacağım onu. Hiç merak etmeyin siz. Üstü başkomiserim, paket size gelmiş. Allah Allah, ben bir şey beklemiyordum. Kimden gelmiş? Bilmiyorum. İsim de yazmıyor üstünde. Emine, güvenlik kontrolü yapıldı değil mi? Yapıldı. Aç bakalım usta, neymiş? Allah ben de merak ettim ya. Aa, kutusu da güzel ha. Hediye mi? Bana bakın, siz bir şey yapmadınız değil mi? Yok ya, ne alaka? Aç, onu da aç. Bu ne lan? Ulan mısın? Bu ne? Damacana pompası başkomiserim be. Ya Mesut ya, aklın neleri çalışıyor? Gel lan buraya. Usta dur, yemin ederim. Abi, sinir etme sana. Damacanayı pompaya lazım. Şaka yaptı, şaka. Abi yapma. Bana değil, sana ne yapsam? Göstereceğim ben sana pompayı, göstereceğim. Bunu sana takacağım ben. Pompayı. Ya işi gücü yok, nelerle uğraşıyor adam ya. Gel, tamam gel. Üşenmemiş, gitmiş, pompa almış ya.
Allah'ım ya, damacana pompası. Tövbe tövbe ya. Şuna bak. Ay ya, sende olmasan ne yapacağız biz işte? Ben bunu kullanırım ha. Vallahi kullanırım. Ama abi para vermiş, kalitesi. Barış, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Getirdim senin paketi. Eyvallah kardeşim. Abi, ben gidiyorum artık. Dur, birazı sana vereyim. Antep'ten salça gönderdiler. Abi sağ ol ya. Vallahi bak hiç gerek yok. Olur olur. Senin hanım hamile değil mi kardeşim? Bak korumasız doğal değil mi? Arasan bulamazsın. Hadi bekle sen. Barış, ne haber kardeşim? İyi abi, sizi sormalı. İyidir, iyidir. Tanıştırayım sizi. Benim oğlan Tunç. Akran sayılırsınız. Memnun oldum. Eyvallah, ben de. Salçaları mı getirdin? Evet abi. Mazlum abi içeri götürdü. Tutturdu sana da vereceğim diye. Al al, güzel salça. İşler yoğun mu? Çok yoğun abi. Vallahi bak kafamı kaşıyacak vaktim olmuyor. Ama bak şikayet ettiğinden değil bak. Yeter ki iş olsun. Vallahi şu koşullarda insanlara ihtiyaçlarını ulaştırmak kolay değil. Büyük iş yapıyorsunuz. Eyvallah. Al kardeşim. Hemen bir salçalı makarna patla. Efsane oluyor. Sağ ol abi. Ben işe döneyim artık. Kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Oturalım. Hadi oturalım biz de. Sabahtan beri ne öksürükmüş. Geçmedi gitti. Bırak şimdi bir yüzümüze bak be. Bir iki laf et ya telefon. Bir dakika ya. Ne var lan ne var? Kaç bunun şifresi? Kaç? Söylemem. Söylesene lan. Söylemem. Oğlum söylesene. Ya bırak. Bakayım fotoğrafını çekeyim. Abi ben sana böyle bir kazık atacak insan mıyım? Ne atıyorsun işte oğlum? Hani almıştın benim devreyi? Senin yarınki nöbet de bendeydi. Abi Şükran bir saattir kapıda. Anahtarını kaybetmiş. Benim acilen yetişmem lazım kıza. Ne olur halden anla ya. Of be Arda. Böyle son dakika golü mü olur ya? Abi çok haklısın. Çok özür diliyorum. Ama gitmem şart. Kız kapıda beni mi beklesin sabaha kadar? Allah aşkına bozulma bana. Ne olursun abi. Tamam oğlum tamam git. Hadi git gözüm görmesin. Çok sağ ol abi. Tıkıyor musunuz Bahar? Evet abi. Arda'yı bekliyorum. Arda'yı mı? Hakan'ın işi çıkmış da. Allah Allah ya! Yok abi yok. İşim falan yok. Devriye bende abi. Herhalde sende. İyi alıştınız ha birbirinize satmaya. Hadi çıkın hemen hadi. Yaz boza çevirdiniz benim istemi ya. Bozacağım sizi ha. Az kaldı. Arda'nın gitmesi gerekti. Anahtar onda. Kapıda kalmış kız. Son dakika oldu biraz. Anladım. Neyse canım, görevimiz zaten. Gideceğiz tabii. Tabii. Çıkalım mı? Hı hı. Barış. Barış, yine gözlerinden uyku akıyor. Çok yoruyorsun kendini. İyiyim ben, merak etme. Biraz dinleneyim, tekrardan mesaiye çıkacağım. Bak böyle yorgun argın gidiyorsun, aklım sende kalıyor. Biliyorum bebeğimiz için yapıyorsun ama bu halini gördükçe nasıl dayanacağım ben? Ben çalışacağım, sen dayanacaksın. Oğlumuz doğsun, ondan sonrasına bakarız. Ne inatsın ya? Oğlum... Sen baban gibi inat olma, tamam mı? Sizinkilerden haber var mı? Aradı mı baban? Yok. Annemle konuştum sadece. Babam çok sinirliymiş. O hep sinirli zaten. Adam gibi istedi, kızını vermedi. Sevdik, kaçırdık. Ne yapalım? Bebek doğunca belki siniri geçer. Affeder bizi. İnşallah. Filiz'im, ne diyeyim? Barış, hasta olacaksın bak. Dinlen diyorum sana. Bir şey yok. Öyle gıcık tuttu. Elimi yüzümü yıkayayım geçer.
Birkaç ay önce şu sokaklar cıvıl cıvıldı. Eski günleri özledim be Mesut. Belanı mı arıyorsun kızım ya? Ne güzel sessiz sakin işte. Olay yok. Olay çıkaran insan yok. Olay çıkaracak insan çok var da eski günlere dönelim diyorum ben ya. Sen de şu eldivenlerini tak artık tamam, ya. Tamam takıyorum tamam. Al al. Tamam sabahtan beri eldiven tak al. Heh, heh. Oldu çok güzel oldu. Heh. Her yeri yırtıldı. Heh. Gerçekten tam oldu. Bununla mı uğraşacağım ya? Takmıyorum eldiven falan ya. Af. Amma günün yarısı bununla harcıyorum ya. Nedir bu ya? Gülme, ne gülüyorsun? Ama komik, ne yapayım? Küçücük eldivenler. Yürü, yürü. Hadi 3 paket kaldı. Dayan oğlum. Boşuna geldik, buradan bir şey çıkmadı. Ya niye takmıyorsun eldiven ya? Her yere elin değiyor. Dur. Çıkaramadım. Bir şey olacak Allah korusun. Olmuyor kızım, olmuyor ya. Lateks eldiven elime olmuyor işte. Ha, uzat elini. Bak işte demeyeyim demeyeyim diyorum ama kürek gibi elin var. O ele lateks eldiven olmaz tabii. Sana daha büyük bir eldiven bulmamız lazım. Bahçe eldiveni falan var, onlardan takalım. Onlar rahatsızlar. Benim aklımda bir şey var, ben getireceğim sana. Hadi bakalım. Gerçekten iyiyim, sağ ol. Ne oldu şimdi böyle ya? Allah Allah ya, hadi. Sağ çıkarsak iyidir. Geç kaldık ya, daha bir sürü paket var. Oh!
Argonuzu getirdim efendim. Tamam, açıyorum kapıyı. Hadi kardeşim, seni mi bekleyeceğiz? Ben buraya bırakıyorum, alırsınız. Birader ne yapıyorsun sen? Hasta mısın, virüslü müsün belli değil. Bize de bulaştıracaksın. Ben şikayet edeceğim seni. Çantanı odaya koyuyorum. Odaya koyma Ali'cim, banyoya bırak. Hepsi yıkanacak. Alt tarafı birkaç günlüğüne Ankara'daydım ya. Bu kadar büyütmeye gerek var mı? Büyütmek demeyelim ona Rıza'cığım. Temkinli olmak diyelim. Ha, bu arada yemeği ayrı masalar demek zorundayız babacığım. Ayrı masa değil mi? Şaka mı bu? Değil baba, maalesef. Ben kaç gündür sehpada yemek yiyorum. Ne yapalım yani Ali? Bütün gün sokakta merkezde dip dibesin bir sürü insanla. Kendimizi düşünmeyelim mi? Çocuklar hasta mı olsun? Vay anasını be. Aa, sahi, çocuklar nerede? Bir görseydim torunları. Erken yattı ikisi de. Sabah görürsün Rıza'cığım. Ama o da uzaktan. Olur mu Rıza'cığım? Keşke hiç dönmeseydim Ankara'dan. Vallahi pişman ettiniz ha. Hiç öyle bakma canım. Bu kendi iyiliğimiz için. Bir şey demedik aileciğim, bir şey demedik, tamam. Ha, bir de Ankara'dan gelir gelmez merkeze gitmene çok bozuldu annem baba. Tabii ya. Bu onun intikamı değil mi? Alakası bile yok. Sen asıl bombayı bilmiyorsun daha baba. Son zamanlarda bu salon benim yatak odam oldu aynı zamanda. Aa, şu koltuk. Nasıl yani? Aynı odada yatacak halimiz yok herhalde Ali'cim. Bütün gün dışarıdasın. Aynı şeyleri 40 kere anlattırma ya. Bir dakika, bir dakika. Peki ya ben nerede yatacağım? Maalesef Rıza'cığım. Ya olmaz öyle şey, olmaz. Bu yaştan sonra kanepede mi yatacağım ben? Mecburen Rıza'cığım. Mecburen. Gel baba, gel, gel. Hadi gel babacığım, gel. Otur, gel. Ben anlatacağım sana, gel. 40 yıllık kocana bunu da mı yapacaktın Ayda ya? Senin orası daha mı rahat sanki ha? Değişelim istersen. Ama iki koltuk da rahatsız babacığım. Sana söyleyeyim yani. İyi iyi, neyse. Bana bak. Efendim. Horlamazsın değil mi gece? Ya ne münasebeti, yok baba horlama. Bir horladığını duyarsam bahçeye atarım. Baştan söyleyeyim ha. Tamam baba, tamam. Atarsın. Hadi, iyi geceler. Sana da. Nesi ise böyle gecenin. Ah be Ayla. Senin aklın Barış'a mı takıldı? Geldiğimizden beri susuyorsun. Mazlum. Hop. Bir gelsene. Gelemem, kasayı yerleştiriyorum. Daha temizlik memizlik yapacağım. Oğlum gelsene bir. Bu Barış var ya, kargo çocuk. Sen onu ne kadar tanıyorsun? Az çok tanıyorum. Ne oldu? Ailesi falan nerede? Ailesi burada değil diye biliyorum. Hamile bir karısı var. Kimi kimsesi yok mu yani? Vardır illa ki.
Ama anladığım kadarıyla karısıyla kaçarak gelmişler. Çok da bilmiyorum şimdi. Sizi yanlış yönlendirmek istemem. İyi, tamam. İşine bak sen. Hadi. Geçtiğim görüntü. Parmak izi de çıkmak üzeredir. İlçeye yönlendirelim. Dükkan sahibinin ilk ifadesi alındı karakolda. Herhalde 5000 gibi bir para kaybı. Bir de sigara çalmış adamlar. 2 koli. Duydun mu Beyza? 2 koli. Tamam, tamam. Haber ver. Şu adamları bir bulup devreyi bitirseydik iyiydi. Çıkarlar bir yerden. İlçedekiler halleder, merak etme. Saat 4 olmuş. Hakikaten ya, çabuk geçti. Sizin mahalledeki fırın açılmıştır. Hatta ilk börek de çıkmıştır. Allah, kokusu geldi burnuma ha. Güzel, tamam. Bastık mı? 5 dakika oradayız. Ne dersin? Hayır ya, ne gerek var? İstemez şimdi. Hem sana ne? Anlamadım. Sana ne derken? Sana ne işte? Ne alaka yani? Sen nereden biliyorsun ki benim sevdiğim böreği, fırını falan? Ne, sana ne? Bahar, ayıp olmuyor mu? Oluyorsa da oluyor. Bak, anladım. Canın sıkkın o akşam için. Hiç böyle o akşamın lafını açma sakın. Hiç de bir şey olmadı o akşam. Tamam, tabii ki olmadı. Bak, biz yüz yüze bakıyoruz. Böyle yapma, yakışmıyor. Ben de onu diyorum Hakan. Kaç yıllık arkadaşımsın. Senin karın... Eski karım. Her neyse. Benim en yakın arkadaşımdı. O halimiz neydi öyle? Yakıştı mı bize hiç? Bak, ikimiz de çocuk değiliz, tamam mı? Şaşırdın, gerildin bak, anladım. Kimsenin aklında olan bir şey değildi o halimiz. Bende de aile böyle, emin ol. Ama biz yanlış bir şey yapmadık. Beni de kendini de suçlama. Asıl ayıbı o zaman yaparsın, tamam mı? Nereye gidiyorsun? Konuşuyorduk. Bitti konuşma. Devriye de bitti. Tek başına dönersin. Kim yaptı o kahveyi? Günaydın herkese. Hoş geldiniz Rıza baba. Günaydın. Hoş geldiniz. Biri bana hemen bir kahve söylesin, hadi. Hemen geliyor. Hayırdır baba? İyi görünmüyorsunuz. Pek iyi uyumadı babam dün akşam. Neden baba? Bir şey mi sıkıldın? Siz yabancı değilsiniz. Aile ablanız beni dün kanepede yatırdı. Anladım baba. Ne diyeyim mi? Çok geçmiş olsun. Neyse. Ben 1-2 saat odamdaki kanepede uyuyacağım. Ses istemiyorum, anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba. Tabii. Heh, güzel. Bir kanepeden bir kanepe. Beyza, bana yaptığı gibi yapmasın kahveyi. Çok kötüydü, güzel tamam, yapsın. Zift gibiydi. Günaydın. 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 Yeni eldiven aldım. Vay. Ya. Daha büyük boyundan aldım. Artık bu seferki girmezse daha ne yapayım? Hadi inşallah. Bak bakalım. El değil, pençe pençe maşallah. Oğlum, merve mi tokatlıyorsun sen böyle? Ne yapıyorsun? Abi yırtıldı, yırtıldı. Dur oğlum ya. Yok be, bunlar da olmuyor ya. Yavaş. Üfle bir, üfle, parçalanıyor, görmüyor musun? Yavaş, yavaş. Oğlum dur. Bak üstüm... Çık, abi. Çık.
Yüklen usta, yüklen. Adam! Sok! Yırtıldı. Dur. Şişir usta, iyice şişir. Tamam, dur. Dur. Şimdi olur. Dur. Ters oldu. Lan dur! Dur! Yavaş ya. İlk önce bir şişireyim, dur. Tamam, dur. İnsani yapalım. Ben size demin ne dedim? Biraz sessiz olun dedim, değil mi? Ne yapıyorsunuz burada? Eldiven takıyoruz baba. İki kişi mi? Aferin, hadi. Biraz sessiz olun, içerideyim ben. Tamam. S yazıyor burada, S. S yazıyor ya, S! Sana nasıl olacak bu? Şuraya bak ya. Şu görüntüye bir baksanıza. Ne görüntüsü bu usta? İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir arkadaş rica etti. Adamı bulmamız lazım. Çok fena öksürüyor ya. Şikayet etmişler. Kargo şirketinde çalışan bir elemanmış. Barış geldi değil mi aklına? Evet. Şu görüntüleri ileri alsın. Barış kim oğlum? Dur usta, dur bakalım bir. Müdürüm. Haberleri de çıkmış. Heh, şimdi yandık. Bütün İstanbul adamın peşine düşecek. Sizin de haberiniz olmuş. Emniyet müdürü aradı şimdi. Ortalık ayağa kalkmış çocuklar. Şu adamı hemen bulun hadi. Barış bu. Tanıyorsun yani. Tanıyorum baba. Bizim mekana kargo getiriyordu. Hadi, hemen çıkın hadi. Bulup hastaneye götürün. Tamam baba, tamam. Oğlum bütün İstanbul seni konuşuyor lan. Rezil ettin bizi. İyi değilsin madem, niye çalışıyorsun? İtibarımızı bitirdin lan. Abi, mecbur olmasam niye çalışayım? Bundan sonra mecbur değilsin koçum. Yürü git, gözüm görmesin seni. Abi yapma etme ne olur. Çık git lan. Ne? Para mı istiyorsun? Al paranı git. Abi gece gündüz çalıştım ben ya. He çalıştın. Bu çalıştığın motorun da içine etmişsin. Dua et onun parasını almıyorum senden. Çık git. Bir daha da uğrama buraya. Tamam abi. Hadi çık git. Salaklık bizde. Tutup götürecektik hastaneye. Ne yapalım Mesut? Zorla mı götürecektik? Gerekirse zorla götüreceksin. Tamam da nereden bilecektik hasta olduğunu? Mazlum. Sen bu Barış'ın ev adresini biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Eskiden iki sokak ötede oturuyordu. Dedim ya sana. Bu kaçma durumlarından dolayı sürekli ev değiştiriyorlar. Tamam, kapat. Bilmiyor mu? Yok, sürekli ev değiştiriyorlarmış. Şu çalıştığı kargo firmasına gidelim. Oradan öğreniriz. Girme odaya. Su getirdim. Barış, ter içinde kalmışsın. Hadi gel gidelim hastaneye. Hadi al. İyiyim ben. Biraz yatayım geçer. Yatmakla geçmez. Ambulans çağıracağım ben. Olmaz Filiz. Yok olmaz. Ben gidemem diyorum. Ben gidersem sen burada tek başına ne yapacaksın? Ama böyle de olmuyor Barış. Vallahi endişeleniyorum senin için. Ay. Al şunu. Sabaha bir şeyim kalmaz, merak etme sen. Hadi güzelim sen git içeri. Bekleme burada ne olur. Beklesem burada sen uyuyana kadar. Hadi yavrum ya. Hadi sen içeri git. Bir şey olursa seslenirim ben zaten. Kapıyı da kapat. Of. Taksi mi lazım abi? Selamun aleyküm yeğenim. Aleyküm selam. Baksana şu adrese. Buralara yakın mıdır?
Ver bakayım abi. Ne demek kovdum ya? Başka ne yapacaktın? O halde çalışıyor. Bu şirketin bir itibarı vardı. Bir günde vallahi bitirdi adam bizi. Lan madem hasta olduğunu öğrendin, çağır ambulansı gönder hastaneye. Ama yok, adamın canı senin ne umrunda olacak? O öyle itibarmış ha? İtibar dediğin çalışanlarını korumakla başlar. Hasta olduğumu öğrenilirse beni kovarlar diye korkmuş çocuk besbelli. Öğrendin, sen de kapıya koydun zaten. Ne yapar, ne eder? Evde hamile karısı var, umrunda olmaz tabii değil mi? Kusura bakmayın, burası kurumsal bir yer. Hata yaptı, sonuçlarına da katlanacak. Bırak bu kurumsal ayaklarını ya. Adresini ver Barış'ın. Çıkartmıştım zaten. Oğlum getirin şu ajandayı. Sizden önce birisi daha sormuştu. Kim sordu? İstanbul Büyük Barış Efendi ama benden kaçamazsın. Yaşlı bir adam dedi. Barış'ın karısının babası olabilir. Kaçarak evlenmişler. Sürekli adres değiştiriyorlar. Bildiğimiz hikaye işte ya. Bu sefer yakalandılar. Mesut daha hızlı git. Kız hamile, başlarına bir şey gelmeden yakalayalım adamı. Bu ses ne ya? Yavaş. Ne oluyor ya? Kim bu? Baba! Nerede lan o kansız? Baba! Baba de lan bana, baba de! Çık şuradan! Dokunma bize! Önce sen varsın Barış Efendi! Namusumu, şerefimi iki paralık ettiniz lan! Baba yapma, yapma! Bak oğlumuz olacak, torun olacak senin! Senin tohumun senin gibi olur! Beni vur, onlara dokunma! Ne olur yapma, dur! Benim lafımı dinlemediniz! Yetmez lan benim adım. Benden kız kaçırırsan, namusumu kirletirsen sonucu ölümdür. Baba yapma, yalvarırım. Melis! 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 Tamam, 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 öldür beni. Kızını da hastaneye götür. Masum bir bebek var karnında. Ne hastanesi lan? Sen öleceksin, peşinden de o gelecek. Bırak silahını, polis! At silahını! Bırak silahını, bırak! Bırak silahını diyorum, bırak! Bu kansız benim namusumu, şerefimi iki paralık etti. Cezası ölümdür. Sen kimsin lan, ceza kesiyorsun? Sen kimsin? Sen de başladı beni. Filiz de olur, çık dışarı hadi. Filiz'i alın götürün ne olur. Tamam, tamam Filiz gel ben. Barış, gel sen ben. Bebek geliyor. Çık dışarı, çık dışarı. Dur lan, dur, dur. Geçmiş olsun. Maşallah, çok tatlı. Çok şükür sağlıklı doğdu. Erken geldi diye ödüm koptu abla. İsmini ne koydunuz? Özgür. Ne güzel. Adı gibi hayat olsun inşallah. Durumu nasıl acaba? Doktordan bilgi alacağız birazdan. Testi pozitif çıktı ama durumu o kadar ağır değil. Tedaviyle atlatır. İnşallah. Size de çok teşekkür ederim. Ölümün kıyısından aldınız bizi. Ne demek, rica ederiz. Siz öyle bir arada mutlu yaşayın, o bize yeter. Sıkıntı yok. Paşa paşa girer yatarız. Elbette bir gün çıkarız. Çıkarım, yine peşlerine takılırım diye düşünüyorsan heveslenme. Gelir yine bulurum seni. O zaman yine karşılaşacağız desene. Bu virüs biter. Her şey biter ama sizin gibi adamlar bitmez Ekber. Ama biz buradayız yine, merak etme. Götür şunu. Dur, 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 çalıyor. Alo.
Şimdi kardeşim ben sizin bir müşterinizim. Bu sizin eldivenler bana niye olmuyor ya? Ha? Tamam. Ha? Tamam biraz büyük oldu. Ne olmuş yani? Benim elimde istarç yani. Abi yok mu bunun? Ha? Aferin size. Tabii. Ha? Aferin size. Tamam kafanı uzatma. Dangalak. Ne diyor? Fırıncı mısınız diyor. Aklınca şaka yapıyor bir de. Yok. Bunlar olmadı. En büyüğü ben ne yapacağım ya aman. İşte insana göre de yapılıyorsa demek ki bunlar. Şş, bana bak tersimdeyim vallahi sinek gibi yapıştırırım seni ha. Yeter ya. Sakın dövme çocuğu. Abla gel kurtar beni ya. Sen niye sırıtıyorsun ya? Ne oldu? Müjdemi isterim. Senin eldiven sorununu çözdüm. Piyasada satılan en büyük eldiven. Buyur. Güle güle kullan. Bu ne? Pembe mi o bir de? Şşş. Vallahi pembe. Ya bir de ne olacak mı? Kızım ben bulaşıkçı mıyım ya Allah Allah? Niye ben bunları giyiyorum ya? Ya Allah Allah, bir denesene Allah aşkına, itiraz etme. Aşırı rahat onlar. Bir kere de güven bana ya. Bunun başka rengi yok muydu? Böyle toz pembe ya, toz. Bak şıp diye oldu. Şıp diye mi? Neresi oldu? Öbürleri hiç olmuyor. Bu oldu en azından. Dur bakayım, şunu da giyeyim. Aslında vallahi fena da olmadı galiba ha. Evet, kavruyor. Evet, eli kavruyor eli tam. Çok büyük değilmiş ya ama. Dur. Yani. Rahat. Oldu mu? Bakayım. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun ya? Mazlum git içeri, bir kaza çıkacak hadi. Deli misiniz nesiniz be? Alo efendim, buyurun müdürüm. Adli tıbba gelmeniz lazım senin. Bir ceset bulunmuş. Nasılsınız müdürüm? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ olun. 23 yaşında. Fevzi Elmas. Bu sabah cesedi boş bir arazide bulunmuş. Sağlam adammış. Ne var elimizde? Ölüm sebebi iç kanama ama kafa travması da mevcut. Vücudunun birçok yerinde darp izleri de var. Öyle bir adam dayaktan mı ölmüş? Dövüşçü olabilir. Yüzündeki yaraları gördük. Burnu da yumruk yemekten sağa sola kaymış. Biz de öyle düşünüyoruz. Belli. Tek kişinin yaptığı bir şey değil bu. Tamam. Bundan sonrası bizde. Hadi Mesut. Gencecik evladım gitti. Kime ne zararı vardı benim çocuğumun? Tertemiz kalbini aldılar benden. Yavrumu aldılar. Polis evladım. Oğlumun canına kıyanları bu. Onu benden alanları bu. Bulacağız Remziye teyze. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Müdürüm. Remziye teyze Fevzi'nden neyiz? Başınız sağ olsun. Sağ başınız sağ olsun. Sağ olun evladım. Sağ olun. Oğlunuzla ilgili bir konuşmak istiyoruz. İstiyorsanız biraz sakinleşin, böyle konuşalım. Konuşalım evladım. Sorun istediğiniz. Fevzi ne iş yapıyordu? Garsondu. Bu virüs çıkınca mekan kapandı. İşten çıkarıldı. Başka iş bulamadı mı? Çok aradı da bulamadı. Duygusal çocuktu benim yavrum. Onun sayesinde geçiniyordum. Dert etme dedikçe içine atıyordu biliyorum. Günden güne eridi çocuğum. Şimdi cenazesini verecekler. Ne diyeyim, ne yapayım bilemiyorum. Oğlum, yavrum. Kuzumu aldılar benden. Kuzumu aldılar benden. Yavrum, oğlum. Bunun burada ne işi var ya? Kim abi?
Geldi mi görüntü Beyza? Geldi. Şimdi ona bakıyordum. Fevzi'nin yaşadığı mahalleden aldık görüntüyü. Taksiye binip gidiyor. Başka bir görüntü var mı? Arkadaşlar bakıyorlar ama şimdilik bulduğumuz bu. Tamam. Efendim Ezgi. Devriyedesiniz değil mi? Evet, yoldayız şimdi. Bu sabah bulunan maktulle ilgili bir ipucu buldu Beyza. Beyza size taksi durağının adını veriyor şimdi. Bir gidip konuşsanıza. Dün Fevzi'yi nereye bırakmış? Tamam, adresi de göndersin. Tamam, tamam. Gönderiyor zaten. Ne oldu? Fevzi dün bir taksiye binip gitmiş de ona bakın diyor. Beyza da gönderdi adresi şimdi. Tamam, sen bana tarif et. Direkt çıkar şu yumrukları kardeşim. Tamam abi. Esmer. Ne haber? Hayırdır? Hayır hayır, merak etme. Fevzi ile ne alakan var senin? Cenazede oradaydın. Çok bir alakam yok. Buraya gelip antrenman yapıyordu. Baş sağlığına gidelim dedik. Kötü mü ettik? Baş sağlığı diyorsun yani. Hakan, bu Esmer eski boksördür. Sağlam adam yani. Eskiden gazinolarda, kulüplerde bodyguardlık falan yapıyordu. Buraya kadar bir şey yok da. Bunda bir sabıka kaydı var ya. Bin türlü yasa dışı iş bunda yani. Bir de geliyor, Fevzi'nin cenazesine katılıyor. Adam dövülerek öldürülmüş. Parçaları birleştirdin mi Esmer? Vallahi ne anlatıyorsunuz hiç anlamıyorum ama o eski işlerle hiç alakam yok artık. Cezamı çektim. Burada bildiğim işi yapıyorum, kimseye de bulaşmıyorum. Ya çok inanasım gelmiyor sana benim. İster inanın, ister inanmayın. Şimdi işim var müsaade ederseniz. Tamam, işine bak. Bak, bu iş dönüp dolaşıp sana bağlanırsa bu kadar sakin olmam haberin olsun. Alo. Polisler geldi buraya. Dikkatli ol. Plaka doğru. Tamam, aradığımız taksici bu. Kolay gelsin. Asayiş bürodan geliyoruz. Sağ olun komiserim, buyurun. Dün Fevzi'yi yoldan almışsın, hatırladın mı? Bakayım. Ha, hatırladım. Öğlene doğru binmiştim. Nereye götürdün? Eski bir deponun önünde bıraktım. Çok uzak değil buraya. Karareis Mahallesi. Tamam, sen bir detaylı anlat. Mekana geldik. Cemal, emin miyiz burası olduğunu? Adam detaylı anlattı, ödürüm. Fevzi'yi buraya bırakmış. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz. Dikkatli olsun herkes. Abi, o eldiven ne? Abim tarz yapmış ya. Ne var oğlum, eldiven işte. Bakma sen bunlara abi, gayet güzel. Usta, biz o zaman şöyle yapalım. Sen burada bekle, biz borçları toplayıp getireyim. Sen kelepçemin kısmını şey yaparsın. Değil mi? O narin ellere zarar gelmesini istemeyiz. Senin kazığı işte. Renk biraz offset ama rahat oldu, rahat. Bundan sonra böyle takılırım ben. Neyse. Mesut komiseriniz de hazır olduğuna göre operasyona başlayabiliriz. Ali, Bahar, Cemal, siz arkadan. Tamam. Hadi. Ben buradan geçeceğim. Burada bekle, söyledik ya. Korkma. Ben korkacağım ben. Alır yapmadan gidiyorum.
Polis geldi, polis! Dur, polis! Kaçın! Polis! Gel şuraya! Polis! Dur! Geç şuraya! Yürü, yürü! Geç lan! At silahı! Bırakın peşimizi! At silahı diyorum! Bırakın! Yoksa vallahi sıkarım! Yaklaş, hayır! Al onu! Vallahi sıkarım! Sık lan! Sık! Bırak lan silahı! Tamam, tamam! At lan silahı! At, at, at! Bıraktım, tamam! Ne buraya? Komiserim, elde mi yıkayacaksın beni yoksa durulayacak mısın? Ne diyorsun be sen? Gülme var ya, kafanı kırarım senin ha. Mesut, temiz iş çıkardın ama ha. Sen yapma bari ya. Ustacığım ya, bu bulaşık geldi benden sana gitmedi ya. Ya millet senden korkardı, şimdi gülüyorlar. Olmaz yani. Ben seni bu halde sorgu odasına alamam vallahi. Almam. Öf be, ne dilinizi düştük be. Cemal, al şunu, al. Al. Tamam abi. Geç. Adamları aldık. Operasyon tamam. Senin yüzünden rezil oldum, rezil. Koca Mesut komiseri maymuna çevirdiniz. Aa. Bravo be. Helal olsun sana da. Aa. Bilerek pembe aldın değil mi? Sen bunu bilerek aldın değil mi? Başka renk de vardı ama inadına pembe aldın. Doğru söyle. Allah Allah, ne kadar abarttın ya. Yeter artık canım. Ben gayet iyi niyetle aldım onu sana. İyi niyetle aldım. Elbette. İyi niyetle. Evet. Gülün, nasıl da gülmeyin. Nasıl gülmeyelim? Bu nedir ya? Bulaşık etti beni abi bu. Bana bak. Usta, ben asıl başka bir şey diyeceğim ya. Boş günüm varsa gündeliğe gelsene bize ya. Vallahi bak, beğenirsek ablada iki gün oluruz. Allah Allah. Delirtmeyin lan adamı. Öf. Vur çoban, vur sen de vur. Hadi. Nereye gidiyorsun ya? Sorguya. Aa, Mesut. Sizi atmam lazım bir şekilde. Delirttiniz beni, delirttiniz. Şişt, bana bak, doğru söyle. Bilerek ben mi aldın değil mi? Tabii ki de abi. Helal kız. Ne oldu? Acıdı mı? Acıdı mı? Acıdı mı? Acı. Bak işte, lateks eldiven olsaydı acıtmazdı. Bu acıtıyor. Abi! Dur. Bir de böyle dedim. Abi acıyor, yapma. Konuş lan, konuş! Abi! Konuş lan, Fevzi'den başla. Ne işi vardı seninle? Abi, top almaya geldi ben de. Uyarıcı al. Ondan sonra da nereye gitti bilmem. Sen torbacısın yani ha? Torbacısın yani. Fevzi'nin kanında uyarıcı maddeye rastlanmıştı. Demek torbacısı buymuş. Enerji abları boks yaparken işe yarar tabii. Ama önce karaciğeri bitirir, sonra da hayatını. Abi Fevzi'yi dövüştürüyorlardı. Yasa dışı müsabaka yapıyorlardı. Tosun'un orada. Hap korkuya da iyi gelir. Deli kuvveti verir adam, anladın mı? El birliğiyle bitirdiniz çocuğu yani, öyle mi? Kansız herifler, kansız herifler! Abi... Esmer! Tosun kim lan? Tanımam, bilmem. Bırakın artık peşimi kardeşim. Bak yine yalan söylüyorsun. Oğlum bak, delirtme beni. Bu Tosun kim? Anlat çabuk. Pis herifin teki işte. Benden uzak, cehenneme yakın. Fevzi'yi sen mi gönderdin ona? Oğlum anlatsana lan. Allah'ım, ne dolaplar çeviriyorsunuz? Benden birkaç dövüşçü istedi. Nerededir, ne yapar bilmem. Dövüşçülerin numaralarını veririm. Gerisine karışmam. Al bu numarayı. Bir daha ararlarsa bu numarayı vereceksin, tamam mı? Emin misin dövüşeceğine? Nasıl olacak o? Sen yorum yapma. Dediğimi yap. Vallahi yok. Yani Tosun lakaplı birisi yok. Nasıl yok kızım ya? Bildiğimiz Tosun işte. Memlekette 100 kişiden birinin lakabı Tosun. Ya illa vardır canım. Ama aradığımız kişi değil. Yani 2-3 kişi var ama onlar da hapiste. Belki de hapisten yönetiyor. Evet. Ankara ile görüştüm şimdi. İstihbarattan bilgi aldım. Kimmiş bu Tosun baba? Basri Tosunoğlu. Kaçak paradan şantaja kadar bir sürü kirli işte parmağı var. Ne yapalım baba? Gidip alalım mı? Hayır hayır. Bir süre takibi alalım bunu. Bakalım ne yapıyor. Kimlerle bağlantısı var ha? Ezgi ile Cemal'i yönlendirdin oraya. Tamam baba.
Tamam, ben bunu ulaştırırım. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne haber? İyi. Vakit varken şunların bir bakımını yapayım dedim. Ha, iyi yapmışsın. Ben de telsizi şarja takacaktım ya. Bizimkilerin işi bitti mi? Bitti bitti. Herhalde çıkarlar biraz da. Ben de bunları halledeyim, çıkarım. Tamam tamam. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Görüşürüz. Selin Hakan'ı gördün mü? Hı, şimdi gördüm, silah odasında. Tamam, sağ ol. Bahar? Hayırdır, ne oldu? Sen niye Hakan'ı arıyorsun? Yani bir şey mi oldu? Yok, bir imza işi var. Onu soracağım, ne yapmak lazım diye. Ha, tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Bizim bence konuşmamız lazım. Neden? Öyle. Bırakır mısın elindekini? Yeni bir yumurtacı bulmuşum var ya, Düzce'den geliyor. Çift sarılı böyle, tamam mı? Görmen lazım. Bir de Antep'ten güzel bir salça aldım böyle sana. Bir menemen çakacağım var ya. Gör edecek, gör. Ulan nasıl canımı çektirdin ya? Taze ekmek de alır mıyız? Olmaz mıyım ben Gazi'de sana? Ne zaman bayat ekmek verdim be? Ne zaman verdim ya? Öf. Allah Allah. Öf. Ben o gün seni üzmek ya da kırmak için öyle konuşmadım. Biliyorum. Bana kızıp bağırıp rahatlamak istedim sadece. Bu ne ya? Hakan'la bağır mı? Evet. Ne oldu? Bunlar telsizden mi konuşuyor bunlar? Kim? Hakan'la bağır. Ne? Hayır işte bak, ya yine beni dinlemiyorsun. Hakan, arkadaşız biz. Arkadaş ne demek? Bu yaşa kadar bir iki tane arkadaşım oldu. Az çok bir fikrim var, sağ ol. Hakan, bak delirtme beni. Normal bir şey miydi o gece olanlar? Olur mu hiç öyle iki arkadaş arasında? Ne bileyim ben Bahar. Bana niye soruyorsun? Kime sorayım? Yani benim böyle bir şey kaç kere başıma gelmiş olabilir ki? Neden ben tek başıma bir halt yemişim gibi davranıp suçlar gibi konuşuyorsun benimle? Çabuk 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 çabuk. Koş koş koş. Canlı yayın yapıyorlar salaklar. Dur 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 dur. Hadi. Dur. Ne olmuş oğlum o gece? Ne diyor bunlar? Usta sonra. Yok bir şey. Hadi sonra. Sonra sararız. Senin haberin var mı senin? Yani bir garipler ama başka bir şey bilmiyorum. Bak bilip de benden saklıyorsanız. Aa. Ya sen neyin peşindesin? Yürü. Oğlum olay lan. Olsun yürü. Hayır. Yani tabii ki suçlama falan yok. Varsa da senden çok kendime. Hı. İşte orada da ben yokum. Suçlama. Neden? Çünkü tanıyorum. Seni de tanıyorum, kendimi de. İkimizin de kötü bir niyeti olmadığını bilirim. Arkadaşız evet. Sen benim çok iyi bir arkadaşımsın. Hiç başka bir ihtimal gelmedi bugüne kadar benim aklıma. Evet, benim de. Nasıl gelsin zaten? Aylin'le sen... Oraya girme. Ne olur oraya girme. O beni terk etti gitti. Ne çektim, nasıl dağıldım çok iyi biliyorsun. Karşına ben varım, Aylin yok. Tamam, haklısın. Zaten bu mesele de sadece ikimizin arasında. Ve ben seni kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlığını. Kaybetmeyeceksin. Aramızda bir şey olur olmaz bilmiyorum. Kafam senden daha karışık. Tek bildiğim sen benim için çok kıymetlisin. Bu asla değişmez Bahar, tamam. O yüzden biraz sakin ol. Lütfen sakin ol. Tamam, anlaştık. Güzel. Bitti mi işin? Bitti, çıkıyorum. Geldiler. Abi. Hakan. Selin, ne oluyor? Yani ben çok özür dilerim. Benim telsiz içeride açık kalmış. Sen şaka yapıyorsun. Şaka olsa gülerdik değil mi? Biz gülüyor muyuz?
Tamam Gülşen Efendi. Dikkatli olun kardeşim. Vallahi ya hepsi benim yüzümden. Gerçekten çok özür diliyorum. Neyse tamam. Ya benim arşivde biraz işlerim var. Adli tıbba geçiyorum ben de. Geç geç. Görüşürüz abi. Eyvallah abi. Geç geç. Tamam tamam. Ya abi ya biz ne dinledik biraz önce? Kızım bizi geç. Kim dinledi acaba başka? Bizim kanaldaydılar. Herkes çıktı. Duyan olmamıştır başka. Emin misin? Tabii tabii tabii. Sıkıntı yok ya. Aramızda ha. Utandılar zaten. Bir hata oldu da yok. Kapatalım konuyu ha. Ama bunlar olur gibi. Ne dersin abi? Hemen magazin ha. Hemen magazin ya. Dünden de hazırsınız ha. Gündeminiz de hazır. Al telsizini o mandalına dalı baktır. Başımıza başka bir iş gelmesin. Çıkalım şuradan. Aman aman tamam. Gelme sen de şöyle çirkin çirkin be. Hadi yürü. Baba bu adresi verdi. Yalnız nasıl buldu değil mi? Ne istihbarat varmış müdürümde. Çünkü o Rıza baba. Olsun o kadar. Ne oldu ben seni bir sıkkın gördüm. Yo niye sıkılayım? Yani ne bileyim hani güzel kızları takip ediyorsun ya ne zamandır. Parti evlerinde operasyonlar, havuz başında işte elbiseli fıstıklar falan. Onlar bitti. Şimdi işte galeri önlerinde... Kıllı bıyıklı adamlara bakıyorsun işte. Ne bileyim. Ya neler yazdın iki dakikada be. Hayır kıskanıyorsun. Bari bu kadar belli etme. Biraz ağırdan al. Tamam. Hadi buradan. Ben neyini kıskanacağım? Gülme. Sen Tosun'a bak. Dükkandan çıkıyor. Bana ne lan bana ne? Beceriksizliğinden ben mi mesulüm? Kime bağırıp duruyor bu? Bilmiyorum ama fena kızdırmışlar galiba. Kes sesini bak uyarıyorum seni. Haddini bil yoksa çok fena olur. Baksana çok kızmış. Devam edelim takibe. Bir şeyler çıkacak gibi bu mekandan. Abi KGS'den görüntü geldi. Aç da bakalım hemen. İçeride kan izi falan yok. Evde o sırada kim varsa arkadan kaçmayı başarmış. Belki dertleri sadece korkutmaktı. Sadece korkutmak isteseler dışarıdan sıkmaları yeterdi. Bunlar bir de evin içine girmiş. İnfaz mı diyorsun? Amaç oydu diyorum. Hah buldum saldırı anını. İzleyelim bakalım. Ateş edip kilidi kırıyor. İşler iyice karıştı. Daha yakından görebiliyor muyuz nerede? Bu bilgisayarda zor abi. Merkezde hallederler. Kimlik çıksa iyi olur. Yani zaten elinde silah, kovboyluk yapar kaç tane sarışın kadın olabilir ki? Herhalde kolay buluruz. Peki saldırıya uğrayan kim? Komşular da tanımıyormuş abi. Arka camdan kaçtığı için evden çıkışını burada göremeyiz. Ama yeterince geri gidersek eve girişini görebiliriz. Dur bakalım. Hah, işte bu adam. Bir dakika ya. Ben bu herifi görmüş olabilirim. Nerede? Esmer'in spor salonunda. Mesut abiyle ifade almaya gittiğimizde oradaki boksörlerden biriydi bu adam. Yine mi boksör ya? Eminim. Allah Allah. Kim ne istiyor bu boksörlerden ya? Thank you.
Usta bir şey bulursan hemen haberdar et. Bu ne ya? Habire ceset çıkıyor. Bu seferki kimmiş Ali? Üzerinden kimliği çıkmamış abi. Ölüm şekli? Silahla kafadan tek atış. İnfaza benziyor. Ha bir de adamımız boksör. Hadi buyur. Nereden anladık? Hem yumruklarında hem de vücudunun başka yerlerinde yaralar var. Burnu da önceden birkaç kez kırılmış. Adam Rus'a mı benziyor, bana mı öyle geliyor? Slav tipi var sanki. Olabilir. Başka ne bulduk? Tek bir malzememiz var. O da cesedin cebinden çıkan SD kart. Bülent, SD kart versene. SD kart ne, flash disk gibi bir şey mi? Aynen abi. Islanmış oğlum, bu sudan çıkmadın mı? Belki teknik ekip kurtarabilir. Madem elimizdeki tek malzeme bu, hakkını verelim. İçinde ne var görmek istiyorum, tamam mı? Al bunu. Bülent, Bülent, o önemli. Tamam, tamam. Hadi. Nasıl abi durum? Şu an bir şey yok. Nerede patron? Bir saniye. Ne biçim giriyorsun lan mekana? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Olalım mı patron? Olalım mı patron? Bir dakika ya. Saçmalamayın ya. Kendi mekanımızda çatışma mı çıkaracağız? Bak bu operasyonda da bir kadın çıktı. Gözün aydın. Ya kıskanıyorsan gözlerimi kapatayım. Bakmayayım. Çok komik. Çok komik. Sus istersen. Ne yapıyorlar acaba ya? Benim kaydetmek için yaklaşmam lazım. Ya saçmalama. Fark edilirsen tüm operasyon riske girer. Ne yapıyorsan buradan yap. Ya hiç değilse ne konuştuklarını duyabilsek. Boyraz senin sorunun. Kendi derdini kendin çözeceksin. Ben en iyi dövüşçümü kaybettim. Daha fazla kaybetmeyeceğim. Ben kimleri kimleri kaybettim. Sen derdini patrona anlatacaksın. Benim adamlarımı avlatmam sana. Görüşürüz nasılsa. Görüşürüz. Görüşürüz. Yürü. Çektin mi hepsini? Burada cam gibi net. Bak bakalım. Tam çıkaramadım ama... Bu herifi burada gördüm. Geçen gelişimde şurada duruyordu. Sakın tanımıyorum deme. Canımı sıkma beni. Tamam tamam. Çıkardım şimdi. Hı. Şimdi çıkardım. Kim bu? İsim var. Poyraz burada çalışır. Profesyonel mi? Yok değil. Asıl mesleği muhasebecilik mi ne? Kendi halinde biridir. Hobi olarak boksa gelir gider buraya. Bak yine yalan söylüyorsun. Kendi halinde dediğin adamın birkaç saat önce evi kurşunlandı. Canını zor kurtardı. Dövüştürüyordun değil mi burada? İtiraf et hadi. Tamam kabul. Sadece birkaç maça çıkmıştı. Ne yapsın yolsuz kalmıştı. Ben de yardım ettim. Başka bir olayım yok kendisiyle. Ulan daha neyin olacak? Yolu senden geçen herkes mermi manyağı oluyor. Nerede şimdi Poyraz? Bilmiyorum. Yemin ediyorum ki bilmiyorum. Çok duyduk yeminlerini. Bak doğru söyle. Vallahi. Aç şunu. Önemli değil, tamam. Adam lazım. Bu gece sağlam birilerini yolla. Var mı elinde kimse? Ben. Bir adamım var, sıkı dövüşçü. Adı Çınar. Güzel. Vereceğim adrese yolla. Tamam. Önce Ali'nin kurtardığı bellek kartıyla başlayalım. Bir şey yarar bir şey bulabildik mi Ali? Bulduk baba, bir saniye göstereceğim. Öldürülüp denize atılan şahıs Vitali adında bir Rus boksör. Ne zamandır Türkiye'de olduğunu bilmiyoruz. En çok dikkatimizi çeken şu fotoğraf oldu. Ölen şahıs bu.
yanındaki kadınla gönül ilişkisi olduğunu varsayıyoruz. Fotoğraflardan anladığımız o. Bu kadının adını biliyor muyuz? Adı Olga. Ve bugünkü ilk karşılaşmamız da bu değil. Kendisi Poyraz adında birinin evine silahlı saldırıda bulundu. Ama Poyraz kaçmayı başardı. Saldırının sebebini de henüz öğrenemedik. Ne kadınmış ama. Belki aşık olduğu adamla ilgilidir ha? Vitali dediğimiz adam da tıpkı diğer boksör gibi infaz edilmiş. Onun intikamını mı almaya çalışıyor acaba? O kadarını bilmiyorum. Ama tüm bu olanlar yasa dışı boks müsabakalarıyla doğrudan ilgili. Yalnız bir detay daha var. Olga hem Poyraz'ın evini bastı hem de Tosun'a gitti çattı aynı gün. Ali, şu Ezgi'nin yolladığı videoyu açar mısın? Geliyor. Saldırıdan hemen sonra Tosun'un galerisine gitmiş. Ezgi'nin anlattığına göre de bayağı sert konuşmuşlar. Anlaşmazlığın sebebini henüz bilmiyoruz. Benim anladığım, bu dövüşçü gençler birbirinin oyuncağı almış. Birileri çocukların sırtından para kazanıyor. İşlerine gelmeyince de acımadan temizliyorlar. İyi de mevzu Ruslara nasıl bağlanıyor? Yani Rus dövüşçüler de aynı organizasyonun bir parçası çünkü. Bunu kanıtlayacak bir video daha var. Oğlum madem var niye iki saat konuşturuyorsun? Oynat. Mesut haklı. Hadi biraz daha acil. Hadi. Geliyor, geliyor bir saniye. Ha, bu mu? Deminden beri bahsettiğimiz iki şahıs, Vitali ve Poyraz. Ne zaman çekildiğini bilmediğimiz bir videoda dövüşürken görünüyorlar. Birinin denizden cesedini bulduk. Diğerini de Olga adlı kadın öldürmeye çalıştı. Bu video ne ara nerede çekilmiş? Bilmiyoruz. Ama öğrendiğimize göre dövüşler online olarak yayınlanıyor. Anlık bahis oynanabiliyor. Elbette yasa dışı olarak. Çeteyi buluyoruz, infazları durduruyoruz. Ve sorumlu kim var, kim yok topluyoruz arkadaşlar. Hocam, içeride misiniz? Ne işin var lan burada? Abi, bir dinle lütfen. Kes lan! Başımı derde soktuğun yetmedi mi? Niye geldin lan it herif? Abi, bir dakika. Sakin ol. Param var. Adil'i kaldırmışlar. Bana o haplardan bulman lazım. Ben yine dövüşür kazanırım. Ulan zaten başımıza ne geldiyse o haplar yüzünden geldi salak herif. Hem senin yerine başkası dövüşecek. Abi, ben dövüşmek istiyorum. Kardeşimi biliyorsun. Ne olur abi. Ulan Poyraz. Tamam. Düşüneceğim bir şeyler. Sen şimdi çık dükkanın önünde bekle beni. Peki abi. Sağ ol. Arıyorlar. Aç çabuk aç. Efendim? Çınar sen misin? Evet benim. Dövüşmeye hazır mısın? Her zaman hazırım. Senin gibi bir sürü hevesli genç gördüm. Siz daha beni görmediniz. Nereye geleceğim? Ümraniye Füsun Sokak. 11 numaradaki depoya gel. 12'den önce orada ol. Yalnız gel. Adres belli oldu. Ben hazırlanayım. 12'ye pek bir şey kalmamış. Tamam kolay gelsin. Sağ ol. Bu işten kılanan bir tek ben miyim? Ya başına bir şey gelirse? Hakan ne yaptığını biliyordur herhalde. Dünkü çocuk değil, ha? Dışarı çıkıyor, haber verelim. Tosun mekanından çıktı. Arabasına biniyor. Takipteyiz, tamam. Işık var hepsi o. İçerisi? İçerisi görünmüyor. Dövüşler burada yapılıyor diye geldik ama fazla sessiz değil mi?
Evet doğru. Burası fazla sessiz. Sessiz ve tehlikeli. Ne yapıyor bu ya? Ne oldu? Niye durdu ki bu şimdi? Anlamadım ki. Kaçacak bu. Allah kahretsin. Bas 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 bas. Dur dur. Allah kahretsin. Cemal bin takip edelim hemen. Nasıl edelim? Nasıl yakalayacağız? Ya ileriden dön o zaman. U dönüşü olmalı ileride. Tosun bizi atlatmayı başardı. Başka bir arabayla kaçıyor. Biz yetişene kadar kaçacak herif. Nasıl oldu? Peşine düştünüz mü adamı? Düştük ama göğüs alanımızın dışında şu an. Aferin size, aferin. Oyalanmayın orada. Hadi çabuk merkeze dönün, hadi. Selam. Dövüş burada değil mi? Burada koçum. Nasıl? Dövüş başlayacak. Hatta başladı bile. Ne oluyor ya? Bir hareket var. Kahretsin. Hadi Arda hadi. Burada. Çabuk. Şüpheli araç takibindeyiz. Hakan tuzağa düşmüş olabilir. Beyza anons geç. Siyah sedan araç camları film kaplı Dudullu istikametinde devam ediyor. Arda hızlı hadi. İzleme cihazı sinyal vermiyor. Araçta camir olabilir mi? Şimdilik önemli değil. Zaten gözümüzün önündeler. Ya kaçırırsak? Engin, beni duyuyor musun? Evet Rıza baba. Kesin aracın önünü. Hakan'ı kurtarın. Hadi hemen. Anlaşıldı. Arda hadi aslanım göreyim seni. Al orada kal. Polis. Çek dışarı çek. Al orada. Çık dışarı. Çek dışarı çek. Kapat koltuğu. Çık dışarı. Çık dışarı. Sen kimsin? Hakan yok. Nasıl yok? Yok işte. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Hakan nerede? Bilmiyor. Bagaj da boş. Al şunu. Camer falan yok. Herifler bulmuş aleti. İkinci bir aracın izleri var burada. Bir minibüse binip gitmiş olabilirler. Yani biz arabayı takip ederken Hakan'ı ikinci bir araçla kaçırdı. Biz nasıl düşünemedik bunu usta ya? Ne bileyim usta ya. Resmen kaybettik adamı. Ya kaybetmek ne ya? Arayacağız bulacağız. Of. Ölmüş gibi konuşmayın arkasından. Sağdaki her polis de durumdan haberdar. Ama iz yok tabii değil mi? Peki teknik takibi denediniz mi? O kapı kapalı baba. Muhbirlere mi bir danışsak? Ya bu panikle iş yapılmaz. Önce bir sakin olalım. Hakan önemli bir koz. Bir şey yapsalar zaten çoktan yaparlardı. Ne yani? Heriflerle pazarlık mı yapacağız? Gerekirse Hakan'ın canı için evet. Değil mi?
Neyse, biz önce bir şu bulduğumuz adamın sorgusuna girelim. Oradan yürüyeceğiz herhalde. Müdürüm? Herif konuşmuyor ki. Konuşturalım o zaman. Onu görmeniz lazım. Ne o? İzleyin. Ekranları başından internet aracılığıyla bizi izleyen dünyanın dört bir yanındaki tüm seyircilerimize merhaba. Dövüşümüz az sonra başlayacak. Bugünkü müsabakada kimin kazanıp kimin kaybedeceği üzerine bahis oynamayacaksınız. Kimin kaybedeceği zaten şimdiden belli. Peki, sizce bu arkadaş üç dövüşçünün karşısında kaç saniye dayanabilir? 20, 30, 40? Kronometremiz az sonra başlayacak. Ve talihsiz arkadaş yere düşünce sona erecek. Bahisler başlasın. Allah'ın belaları. Ya izleyecek miyiz böyle? Bir şey yapın, bulun burayı hemen, hadi. Çok geç kaldık, çok. Hadi gidelim. Nereden bulacağız burayı? Hadi, hadi. Hadi.